Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kısa kısa işliyorduk. Bugün de o yüzden nasıl bir ders var? Kısa. Yani orada hepimiz mutabıkız değil mi? Şimdi peygamberliğini baz alacak olursak 23, hayatını baz alacak olursak 63 yıllık bir hayatı ve bütün kainatı baz alacak olursak dönen yıldızlar bile ondan sebep dönmesini şöyle topladığında bu birkaç saat anlatım ne oluyor? Kısa, çok kısa değil mi? Dersin kısa olduğuna ikna oldunuz değil mi? Artık kelimelerimizin bir karşılığı var bazılarında. Şimdi ilk konumuz neden siyer öğrenmeliyiz? Diğer konumuz cahiliye dönemini anlattık. Bugün üçüncü dersimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek soyu. Hayatına kimler değmiş? Kendisi nerelerden gelmiş? Onunla temas edenler neler yaşamış? Her birisini anlatacağım. Anlattığım bahislerdeki birçok meseleyi bizim ders videolarında çok detaylı anlattığımdan böyle hülasa, özet özet, kısa kısa anlatacağım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak için olayı nereden başlatmamız lazım? Hazreti İbrahim'den başlatmamız lazım. Hazreti İbrahim'in oğullarını hatırlıyor musunuz? İshak vardı, bir de İsmail vardı. Filistin'de doğacak, annesi Hacer annemizdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu İsmail peygamberden gelmektedir. Soyunun ilk başladığı yer İsmail peygamber. Hatta biz salli barik duaları okurken bir şey dikkatinizi çekti mi? Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salli ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid dediğimizde diğer birçok peygamberin ismini söylemiyor ama İbrahim peygamberin adını söylüyoruz. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın soyu İsmail peygamberden olduğundan dolayı selamları oraya gönderiyoruz salli barik dualarında. Buraya kadar problem yok değil mi? Hazreti İbrahim'den kodladınız. Bir aşağı indiğinizde kimi söyleyeceksiniz? Hazreti İsmail'i söyleyeceksiniz. Evet, şimdi başlığımız dedeleri. Araplar ensap bilgisine çok düşkündür. Ensap, nesebin çoğulu. Nesep neydi? Soy yani. Araplar soy bilgisine çok düşkündür. O yüzden bazı meseleler çok detaylı bir şekilde bilinir. Ve bu ensap meselelerine binaen İbni Hazım şöyle der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunu bilmek vaciptir der. Yani işin zorunluluğa bakan bir kısmı var mı? Evet var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın 20 göbek dedesini söyleyeceğiz. Dedesine başlamadan önce Arapları ikiye ayıralım. Arapların bir kısmına Kahtaniler diyeceğiz. Diğer kısmına da Adnaniler diyeceğiz. Bu bir şey çağrıştırmış mı? Adnani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 20. göbekten, bazıları o en alttan 21 sayıyor, 20 ya da 21. göbekten dedesinin ismi nedir? Adnan'dır. Demek ki Araplar ikiye ayrılacaktır. Bir kolu Kahtaniler, diğer kolu Adnaniler. Yani İsmail'i, İsmail peygamberden gelenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yukarıdan dedelerini saymaya başlıyorum. 20 göbek dedesi. O zaman ilk dedesi olarak kimi söylemem lazım? Adnan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk göbek dedesi Adnan'dır. Hazreti İsmail'in oğlu değildir. Hazreti İsa ile muasır yaşadığı, aynı dönemde yaşadığı söylenmektedir. İsimlerini okumaya devam ediyorum. Me'at, Nizar, Mudar, İlyas, Mudrike, Huzeyme, Kinane, Nadır, Malik, Fihir veya Kurayş. Devam ediyorum. Galip, Lüey, Kap, Müerre, Kilab, Kusay, Abdümenaf, Haşim, Şeybe veya Abdülmuttalip, sonra da Abdullah babası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu bu şekilde gelmektedir. Dedelerinin hepsi Mekke yakınlarında oturmuştur ve Kabe'ye hizmet etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın 4 tane dedesini konuşmaya başlayalım. 4. dedesi olan Kusay bin Kilab'dan başlayalım. Çünkü Adnan'dan başlarsak ders çok da kısa sürmeyebilir değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atalarından en meşhur olanlardan birisi Kusay'dır. Yani Abdümenaf oğulları. Kendisi Hazreti İbrahim'in Bakiye-i diniyle amel eder. Ne deniyor onlara? Hanif deniyor. Yani fetret dönemi müminleri. Daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğe henüz gelmemiş. Kendileri neyle amel ediyorlar? Hazreti İbrahim'in Bakiye-i diniyle, kalan diniyle amel ediyorlar. Kusay'ın özellikleri var. Çok cömerttir, çok adildir, çok önemli bilgiler geliyor. Mekke'nin idaresi Kusay'a verilecek. Şimdi bir kabile toplumunda
Efendimiz Aleyhisselam döneminde kaç kabile var? Kureyş'in altında 12 kabile. Bir devlet var mı yönetimde? Hayır, kabile yönetiminde. Onların başına geçip söz sahibi olabilmek nasıl mesele? Çok büyük bir mesele. Şey düşün, aşiret kavramını. Kalabalık aşiretlerin arasından birisi çıkıp söz sahibi olacak ve her birisinin ince detay isteklerini karşılayabilecek. Çok ciddi bir mesele. O yüzden çok meşhurdur Kusay. Anladınız değil mi? Kusay'ın meşhurluğu buralardan geliyor. Mekke'nin idaresi ona veriliyor. Bakın, Kabe'nin perdedarlığı, hacıların su ihtiyacının karşılanması, hacıların ağırlanması, savaşa giderken bayrak dikme, Mekke'deki meclisin idare edilme işlerini kim yapıyor? Kusay yapıyor. Kabe'nin karşısında Kabe'ye bakan ilk ev Kusay için yapılacaktır. O evin ismi Darün Nedve olacaktır. Darün Nedve'nin kurucusu kimmiş? Kusay. Bir ufak özetleyelim Darün Nedve'yi. Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde şirk yuvası. Bedir'e asker göndermenin kararı oradan çıkacak. Ebu Cehiller, Ebu Sufyanlar o dönem oraları idare edenler. Uhud'a asker göndermenin kararı oradan çıkacak. Ahzab Savaşı'nın kararı oradan çıkacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın suikastla şehit edilme kararı Darun Nedve'den çıkacak. Ama eskiden öyle mi Darun Nedve? Hayır, öyle değil. Darun Nedve o dönem Mekke'nin parlamentosu. Yani Kabe olduğundan dolayı Mekke'ye nasıl insan geliyor? İnanılmaz. Kaç sebep için geliyor? İki. Dini, ticari. Demek ki Mekke dönemin iki şeyinin merkezi. Dini, ticari. Şimdi böyle olursa, iki merkezliği varsa, bir sürü insan gelirse Mekke'de ne kadar yapılacak iş olur? Çok fazla. İşte Mekke'nin yapılacak işlerinin dağılımının yeri Darun Nedve'dir. Adeta Darun Nedve Mekke'nin parlamentosudur. Kabile reislerine verilen işler de bakanlık gibi düşünün. Sizde Kabe'nin şu idareciliği var, sizde şunun şu idareciliği var. Anlaşılıyor umarım. Evet. İlk defa kabileleri Kabe'nin etrafında toplayan kişi kimdir? Kusay'dır. O yüzden onlara Kureyş, yani toplanma manasında bu isim verilmiştir. Anladınız mı Kureyş nereden geliyor? Onlara bir isim daha söyleniyor her birisine. Ne deniyor? Mudar. Hatırlar mısınız? Heyetler yılında birisi geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücre-i saadetinin önünde biraz sesini yükseltip diyor, ey Mudarlı diye hitap ediyor. Yani Kureyş deniyor hepsine yahut Mudar deniyor. Mudar dil ve lehçe içinde kullanılan bir tabirdir. Hasılı Darun Nedve'yi oluşturan kişi Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Kusay'dır. Ne acı bir mesele değil mi? Deden orayı kuracak. Aradan yıllar geçecek. Orayı kullanan herkes silahını sana doğrultacak. Enteresan meseleler. Kusay'ın 4 oğlu vardır. Şimdi hangi ismin dikkatinizi çektiğini soracağım 4 oğlunun ismini okurken. Abdümenaf, Abdüddar, Abdüluzza, Abdükusay. Hangi isim dikkatinizi çekti? Abdümenaf, çok güzel. Efendimiz Aleyhisselam'ın 3. kuşak dedesi Abdümenaf. Yeni başlığımız. Normalde Kusay vefat edince Mekke'nin yönetimi hangi oğluna kalması lazım? Küçük, büyük, ortanca? Büyük oğla Abdüddar'a kalıyor normalde. Ama diğer çocukları varis olmak istiyor ve bir ihtilaf çıkıyor ortaya. Bir kısmı Abdüddar'ı destekliyor. Diğer bir kısmı Abdümenaf'ı destekliyor. İkiliği anladınız değil mi? Kusay'dan sonra bir ikilik çıkıyor. Şimdi Mekke'de iki tane siyasi oluşuma sebep oluyor bu. Abdüddar'a destek olanlara Hılful Ahlaf deniyor. Yani ahlaf, yeminleşenler aralarında. Abdümenaf'a destek olanlara Hılful Müteyyebin deniyor. Yani kokulu su manasında. Yemin ederken ellerini kokulu suya batırıyorlar. O şekilde yemin ediyorlar. O yüzden de bu isim alınıyor. Araya girenler bir anlaşma sağlıyor ve Mekke'nin idaresi, buyurun, Abdümenaf'ta kalıyor. Normalde büyük olan mı Abdümenaf? Değil. Ama Mekke'nin riyaseti Abdümenaf'a geçiyor. Bir ufak bilgi vereyim, belki lazım olur. Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğini ilan edince Hılful Ahlaf onun peygamberliğine karşı çıkıyor. Yani onun devamında kalanlar, izleri kalanlar. Neden? Çünkü ona destek vermek Hılful Müteyyebine destek vermek olduğundan peygamberlik dönemi böyle bir hadise de yaşanıyor. Arapların kavmiyetçiliği ne kadar önemsediğini buradan da anlayabilirsiniz. Bak kaç göbek geçmiş ama onun hatırası peygamberlik ilan edilince ortaya çıkıyor. Abdümenaf'ın kaç oğlu var? 4. İsimlerini söyleyeceğim. Hangisi dikkatinizi çekiyor onu soracağım. Haşim, Abdüşşems, Muttalip, Nevfel. Buyurun. Haşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci kuşak dedesi Haşim. Buna parantez açın, bir de Kureyş suresi deyin. Biraz isimler fazla oluyor ama kafanız karışıyor mu? Yavaş yavaş oturur tekrar yapınca umarım. Şimdi kimi konuşuyoruz? Haşim. Kaçıncı göbekten dedesi? İkinci göbek, ikinci kuşak dedesi Haşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyuna ne denir?
Haşimiler. Nereden geliyor bu? Buradan geliyor. Mesela bizim Maraş Elbistan'da köyde bize Hamızalar derler. Nereden geliyor sizce? Rahmetli dedemden geliyor. Onun adı Hamza olduğundan bizim kabileye de Hamızalar diyorlar. İşte Haşimi ismi de oradan gelmektedir. Mekke'nin ileri gelenlerindendir ve ticaretle uğraşır. Bakın, Haşim ismini duyunca ticaret kelimesini sakın unutmayın. Mekke'nin ileri gelenlerindendir ve neyle uğraşıyor? Ticaretle. Bu ticareti unutmayalım. Son derece cömerttir. O dönemlerde bir ara Mekke'de kıtlık yaşanır. Kendisinde olan buğdayları ekmek yaptırır, develeri, koyunları kestirir ve herkesle paylaşır. Öyle bir cömert yani Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi. 4 oğlu olacaktır. İsimlerini okuyayım mı? Şeybe, yani diğer ismi Abdülmuttalip, Esed, Ebu Sayfi, Natle. Hangi isim dikkatinizi çekecek? Şeybe. Evet. Haşim'i anlatmaya devam edeceğim. Biraz önemli meseleler var. Haşim'in hanımını da bilmemiz gerekiyor. Selma binti Amr. Bu hanımefendi Yesribli. Efendimiz Aleyhisselam'ın Yesrib'e gittiğinde bazı hatıralar bahsediyor hadislerde. Bazı yerleri bildiğini, bazı akrabalarından bahsediyor. İşte demek ki kendisinin soyunun dayandığı bir yer var mı Yesrib'de? Evet var. Eşi olan hanımefendinin ismi Selma binti Amr. Nereli dedik? Yesribli. Yani Yesrib'in ilerideki adı ne olacak? Medine. Kendisi Hazreçlidir. Neccaroğullarındandır. Ve oraya da Yemen'den gelirler. Şimdi Haşim ile ilgili bir kelimeyi unutmayın demiştim. Neydi o? Ticaret. Mekke, Haşim dönemine kadar ticaretin durağı. Yani Mekkeliler nasıl geçiniyor? Gelenlerle ticaret yaparak geçiniyor. Mekkelilerin de dışarıda çok ticaret yaptığı var mı o dönem? O dönem yok. O dönem Mekke'nin geçimi Kabe'ye gelenlerle ticaret yapmasıyla gerçekleşiyor. Ne zamana kadar? Haşim'e kadar. Haşim, uluslararası ticaret gerçekleştiren bir yer haline getirecek Mekke'yi. Şimdi o dönem devlet yapısı yok. Ticaretin güvenliği, o da yok. Sefer yolculuğu kolay mı? O da kolay değil. İşte Haşim, Kureyş suresinde geçen ilafları kuran kişidir. Li ilafi Kureyş. Hatırladınız mı? İşte o ticaret gelişsin diye ilafları kuran kişi Haşim'dir. İlaf ne onu da anlatayım. 4-5 anlamı var. Hepsini söyleyeyim hani rast gelirseniz yabancılık olmasın. Ticari anlaşma demek ilaf. Kureyş suresinde geçen ilafı söylüyorum. Ticari anlaşma demek, yol emniyeti demek, imtiyazlı ticari anlaşma demek, yaz ve kış seferleri demek. Bunu da tanıdınız mı? Ayette geçiyor değil mi? Yaz ve kış seferleri. Şimdi ticaretin güvenli hale gelmesi önemli. Neden? Mekke'de biriken sermayeyi dışarı taşıyıp ticareti geliştirecek. Kim yapacak bunu? Haşim. Bunu yapmak için ticari anlaşma denen ilafları kuracak. Bizans'a gidecek, anlaşma imzalayacak. Yemen'e gidecek, anlaşma imzalayacak. Sasanilere gidecek, anlaşma imzalayacak. Habeşistan'a gidecek, anlaşma imzalayacak. Bakın anlaşmanın maddelerine bakın. Ticaret için sizin bölgelerinizden geçeceğiz. Geçerken beğendiğimiz malları satın alacağız. Geçtikleri bölgede kabilelerden güvenlik satın alacağız. Dönerken de malları onlara da satacağız. Anladınız mı? Yani o zamana kadar Mekke'nin içerisinde sıkışmış bir ticaret varken Haşim'in ilaflarıyla ticaret Mekke'nin dışına taşıyor. Bazı rivayetlerde geçen rakam 2500 develik kervanlar gitti diyor. Rakam anlayabildiniz mi? Hiç 2500 tırlık bir nakliye şahit oldunuz mu? Akıl almaz bir rakam. İşte Haşim'in bu ilafları yani ikili anlaşmaları oluşturmasından sonra eskiden ticaret sadece Mekke içinde gerçekleşirken artık Mekke'den de dışarı doğru ticaret başlıyor. Servetin ve sermayenin ne kadar büyüdüğünü buyurun hayal edin. Şimdi Haşim'in oğlunu konuşalım. Hangi oğlunu konuşalım? Şeybe yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip. Normalde biz onu Abdülmuttalip olarak biliriz. Peki Şeybe ismi nereden geliyor? Asıl ismi Şeybe'dir. Doğduğunda saçında bir parça beyazlık olduğundan dolayı bu isim ona verilmiştir. Abdülmuttalip'in annesi neredendi? Selma bint Amr çok güzel. Yesrib'den. Muttalip onun amcası. Amcası 8 yaşına geldiğinde onu almaya Medine'ye gidiyor. Yani Yesrib'e. Alıp Mekke'ye getiriyor. Amcası Muttalip Şeybe'yi nereye getirdi? Mekke'ye. Mekkeliler onu yanında görünce
Muttalib'in kölesi zannediyorlar. Bu yüzden Abdülmuttalib diyorlar. Anladınız mı? Evet. Abd yani kul köle manasında. Asıl adı Şeybe, Abdülmuttalib ismi de buradan gelmektedir. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha çocuk yaşlarında Medine ile ilgili yani Yesrib ile ilgili bütün hikayeleri kimden dinleyecek? Abdülmuttalib'den dinleyecek. Şimdi Abdülmuttalib yine Mekke'nin ullarından. Abdülmuttalib'in oturduğu yerin yanına kendi çocukları bile oturamıyor ama daha küçük yaştaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hangi yaş? 6-8. Hangi yaş? 6-8. Daha küçük yaşlardaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli yanına oturtuyor. Efendimiz Aleyhisselam daha küçücük yaşlarda Mekke'nin nasıl idare edildiğine şahit oluyor. Olaya bakar mısınız? Daha küçücük yaşlarda. Nereden öğrenmiş bunları? Dedesi Abdülmuttalib'den. Bu yüzden çocukların ihtiyarların yanında oturup onlarla boyanması, onlardan bazı tecrübeleri alması önemli mi? Hem de bu boyanma işi ne kadar önemli bir bilsek. Şimdi biz videolarda da çok söylüyoruz ya, bu videolar hikayenin basit kısmı. Buraya gelin, hem de gelebildiğiniz kadar gelin. Buranın boyasıyla boyanın. Boyandıktan sonra buradaki ilimleri, meseleleri mecburen öğrenin. Öğrendikten sonra bir sorumluluk alın diye bas bas bağırıyoruz. Yani herhalde en son bir gün böyle tam son noktamıza gelip dışarıda da bağırmaya devam edeceğiz böyle. Çünkü çok önemli mesele. Ta çocukluğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke idaresini öğrendiği aynı metodolojisi tam da budur. Şeybe genç yaşında Gazze'de humma hastalığına tutulur, vefat eder. Şeybe'yi yani dedesi Abdülmuttalib'i kaybettiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç yaşındadır? 8 yaşındadır. Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcaları. Dedeleri anlaşıldı mı? Şimdi birçoğu yeni bilgi ya, biraz kodlamak zor olabilir. O yüzden üstadın dediği tekrarat sabit kıları unutmasak çok iyi olur. Tekrarat sabit kılar. İnsan kendi imanı için bunları yapması lazım yani. Orada da üşeniyorsa insan ah ne yapacaksın ki daha. Ana başlığımız neydi? Amcaları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 tane amcası vardır. Babası Abdullah'la birlikte kaç erkek kardeş oluyor? 11 tane erkek kardeş oluyor. Yani Şeybe'nin, Abdülmuttalib'in erkek evlatlarının sayısı kaçtır? 11'dir. İsimlerini söyleyeyim. Abbas. Hazreti Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan kaç yaş büyük? Buyurun. Çok güzel. 3 yaş büyük. Hatta bir yerde diyecek ki Efendimiz Aleyhisselam için ben Muhammed'den yaşlıyım ama Muhammed benden büyüktür diyecek Aleyhisselatü Vesselam. Anladınız mı? Öyle taltif edecek. Ben ondan yaşlıyım ama o benden büyüktür diyecek. Ne kadar hoş bir söz. Diğer amcası Hamza. Hazreti Hamza Efendimiz Aleyhisselam'dan kaç yaş büyüktür? 4 yaş büyük. Neden söyledim bunları? Efendimiz Aleyhisselam'ın çocukluğu bu iki amcasıyla geçecek. Yani yaş farkları çok yok. Onları bilmemiz o yüzden önemli. Diğer amcalarını söylemeye devam ediyorum. Ebu Talip. Onun yanında da ciddi vakitler geçirecektir. Asıl adı Ebu Talib'in. Abdümenaf bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşi. Diğer amcaları Zübeyir, Haris, Mukavvim, Hacıl, Dırar, Ebu Leheb, Kusem. Yeni başlığımız babası. Babasının ismi neydi Efendimiz Aleyhisselam'ın? Abdullah. Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'ı anlatmadan önce benim tekrar Hazreti İbrahim'e dönüp Zemzem meselesini anlatmam lazım. Zemzem diye bir başlık atabilirsiniz. Parantez içerisinde de Hacer ve İsmail deyiniz. Tekrar Hazreti İbrahim dönemine zihnen gidelim. Hazreti İbrahim Harran'da iman mücadelesi verecektir. Daha sonra Nemrut onu ateşe atacaktır ama ateş onu yakmayacaktır. Enbiya 69'da geçiyor. Kulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Yani ey ateş İbrahim'in üzerine serin ve selametli ol diye Allah Azze ve Celle emredince ateş onu yakamıyor. Demek ki ateşin yakma özelliği kendinden değil. Her yaktığı an emirle mi yakıyor? Hem de her an. Görüyor musunuz? Daha sonra Hazreti İbrahim amcasının kızı ve hanımı Sare annemizle nereye gidecek? Filistin El Halil şehrine gidecek. Sare annemizle Filistin El Halil'e giderken Mısır'da ona birisi hediye edilecek. Kim? Hacer annemiz. İlerleyen zamanlarda da Hazreti İbrahim'le Sare'nin çocuğu olmayacak. Sare bir gün diyecek ki ey İbrahim dilersen Hacer ile evlen. Mısır'da hediye edilmişti değil mi Hacer annemiz? Dilersen Hacer ile evlen.
Dilerim ki Rabbim sana Hacer'den bir çocuk verir. Verdi mi? Verdi. Kimi verdi? Hazreti İsmail'i verdi. Ama olacak ya, aradan biraz vakit geçince Sare annemizin de çocuğu olacak. Kim olacak? İshak peygamber olacak. O da Yahudilerin atası olacak, değil mi? Şimdi hal böyle olunca kader tecelli ediyor işte. Sare annemiz Hazreti İbrahim'e diyecek ki ben Hacer'i yakınımızda görmek istemiyorum. Kader işte, annelerimizin bazı hususiyetleri. Hal böyle olunca Hazreti İbrahim Hacer ile İsmail'i alacak, üstünde ot bitmeyen Faran dağlarına getirecek. Faran dağları Mekke coğrafyasına getirecek. Bak şimdi olaylara bak. Hacer annemiz önce diyecek ki bizi kime bırakıyorsun ey İbrahim? Hazreti İbrahim'den ses yok. Ses çıkmayınca Hacer annemiz anlayacak ki bu İbrahim'in işi değil, Allah'ın işi. Sonra diyecek ki bunu Allah mı sana emretti? Eğer sana bunu emreden Allah'sa korku yoktur. Allah bizi asla zayi etmeyecektir. Ya fırtınaları dindiren birsiniz. Allah'ın haberi varsa Allah beni zayi etmeyecektir. Öyle mi? Allah Allah. Şimdi peygamberler ısmarlama insanlardır. Öyle mi? Onların her tavırları, her hareketleri semada çizilir. Neden? Onların ismet sıfatı var. Yani onlar bir hata, yanlış, günah işleyemezler. O yüzden her hareketleri onların emir üstüne kurulu hareketlerdir. O yüzden bir emir üstüne Hazreti İbrahim bunu yapıyor. Ama burada bir inceye dikkat etmeniz lazım. Bir insanın iş belli bir noktaya geldiğinde kendini feda etmesi bir nebze kolaylaşır. Doğru mu? Al sana can mı? Der yani. Ama sevdiklerini feda etmesi hiç kolay bir iş değil. Hazreti İbrahim'in o dönem nelere göğüs gerdiğine bakın. Gün gelecek Hazreti İsmail'in boynuna bıçak vuracak. Doğru mu? O bıçak kesmeyecek. Gün gelecek Hacer annemizle Hazreti İsmail'i alacak, üstünde ot bitmeyen Faran dağları yani Mekke coğrafyasına bırakacak. Ya ne kadar zor imtihanlar ya. İnsanın kendi acılarına en hızlı yara peygamber hayatlarıdır. Biliyor musunuz? O yüzden Kur'an bu kadar bahseder. Kur'an bu kadar kime bahsediyor peygamber hayatlarını? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bahsediyor. Allah Allah. Bir düşünün yani, şöyle bir acınızda bir düşünün. Onların yaşadıkları akla geldiği anda, ya namazın ortasında akla gelsin, namazınızın şekli değişiyor. Böyle mesele olamaz. Çok büyükler, çok büyükler. Allah onların yolundan eylesin. Hazreti İbrahim onları bırakıp ayrılırken şu duayı ediyor. İbrahim suresine geçen. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için, konu ne ara namaza geldi? Konu hep namazdı. Namaz olmadıktan sonra hayatın tamamı rengi yitirmiş, anlamsız bir hayata dönecektir. Dua neyle başlıyor görüyor musunuz? Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin beyti haremin yani Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Tarifi görüyor musunuz? Yani ot bitmeye. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Gitti mi Hazreti İbrahim? Gitti. Hacer annemiz kimle kaldı? Bebeği İsmail'le kaldı. Bebeği ya. Bir baktı azık ne kadar? Yok denecek kadar. Bir baktı su ne kadar? Su hiç kalmamış. İsmail bebek ağlar mı? Ağlar. Hacer annemiz Safa'dan Merve'ye su aramak için koşmaya başlar. Biz şimdi hacca umreye gidince o ibadete ne diyoruz? Say ibadeti diyoruz. Nereden gelmiş görüyor musunuz? Koşmaya başlarken İsmail peygamber topuklarını yere vurduğu yerden su fışkırır. Suyun nasıl fışkırdığını gören Hacer annemiz dur dur manasında zemzem diyecektir suya. Zemzem suyu nereden gelmiş? Ya o tabirlerden gelmiş. Ta böyle bir mesele. Evet. Efendimiz Aleyhisselam bu olayı şöyle anlatıyor. Buhari'de geçen, Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen mesele. Allah İsmail'in annesine rahmet eylesin. Kimi diyor yani? Hacer annemiz. Eğer o zemzemin önüne geçmeseydi, yani dur dur demeseydi, zemzem Mekke'nin ortasında akıp giden bir ırmak olacaktı. Görüyor musunuz? Allah Allah. Aradan yıllar geçecek, Cürhimiler oraya yerleşecek. Amr bin Luhay oraya şekilli putlar getirecek. Hatırlarsınız konuştuk bunları. Mekke insanı tevhidden uzaklaşacak. Zemzem kaybolacak. 1300-1400 yıl boyunca o topraklarda zemzem kaybolacak. Ta ki Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Şeybe'nin yani Abdülmuttalib'in rüyasına girinceye kadar. Devam ediyorum.
Abdülmuttalip. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi neydi diğer ismi? Şeyb. Bir gün rüya görüyor. Rüyada diyor ki zemzemi kaz. Şimdi zemzem kelimesi bölgede biraz biliniyor. Ama çok detaylı biliniyor mu? Çok detaylı bilinmiyor. Zemzem nedir diyor Abdülmuttalip rüyada. Buralara verilen hayat suyudur diyor. İşaret ediliyor, gidiyor. Abdülmuttalip orayı kazıyor. Bak şimdi bundan sonraki olayları iyi dinleyin. Çok enteresan olaylar. O dönem zemzem suyu gitmişti ya. O yüzden zemzemin o çıktığı yerlerde su kaybolunca Cürhimiler, Huzalılar Kabe'ye hürmeten belki su tekrar verilir diye oralara hazineler defletmişler. Kim kazdı oraları? Abdülmuttalip. Kaç tane erkek oğlu var Abdülmuttalip'in? Bir tane. Zemzem kazıldı mı? Kazıldı. Gerçekten ortaya çıktı mı? Çıktı. Zemzemin yanında ne çıktı ortaya? Hazineler çıktı. Mekkeliler toplandı. Bu hazineler bizimdir diye dikildiler. Abdülmuttalip'i tehdit ettiler. Baş edebilir mi? Edemez. Niye baş edemez? Bir tane oğlu var. Abdülmuttalip de elini açtı. Dua etti. Allah'ım ne olur bana 10 tane erkek evlat verseydin. Eğer verirsen birini sana kurban edeceğim. 14 tane evladı olacak Abdülmuttalip'in. Onların içerisinden birisi kim olacak? Buyurun. Abdullah. Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah olacak. Şimdi o güzellikler, duanın karşılığı gelecek. Aradan yıllar geçecek. Yine Abdülmuttalip rüya görecek. Rüyada ne hatırlatılacak? Adak hatırlatılacak. Senin duanın karşılığı gelirse ne verecektin? Bir oğlunu adak verecektin. Abdülmuttalip de sadakat gösteriyor. Kura çekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah çıkıyor kuradan. Mekkeliler karşı çıkıyor. Diyor ki sen bu geleneği başlatırsan biz önünü alamayız diyor. Gider ondan sonra bütün çocuklar diyor. Mekkelilerin bilginleri yol gösteriyor. Diyor ki sen diyor her kurada Abdullah çıktığında bir diyet bedeli öde diyor. Kurada ne var? Ya deve var ya Abdullah var. Çekiyor Abdullah. Yüz deveye çıkıyor iş. En son çekiyor deve çıkınca 100 deve diyet karşılığında Abdullah kurban edilmiyor. Şimdi bu olay bir kez daha yaşandı mı? Yaşandı. İbrahim peygamberin soyunda kurban hadisesi ikinci defa yaşanıyor. Birincisinde İsmail peygamber için yaşanacak. İkincisinde Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah için yaşanacak. Bu yüzden hadiste diyor ki bak hadise dikkat edin. Ben iki kurbanlığın oğluyum. İlk atası neredendi? Hazreti İsmail. Babası kim? Abdullah. İkisinde de kurban olayı gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Hadis ne diyor? Ben iki kurbanlığın oğluyum. Yırtılan nazlı sancak, gözüme bağlı mendil. Ben 40 kere İsmail, babam İbrahim değil. Yani beni kesenler kanımı akıttı diye Ömer Lütfi Mete'nin bir şiiri. Allah Allah. Abdullah'ın vefatı diyebilirsiniz alt başlık. Burası biraz üzücü. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam rahmı madere düşer. Daha anne karnında 6 aylıkken babası Abdullah Yesrib'e babasının dayılarını ziyarete ve ticarete gitmişken orada hastalanır ve orada vefat eder. Rivayete göre Allahu Alem ya 19 ya 24'lü yaşlarda diye geçmektedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın babasıyla münasebeti hiç olmamıştır. Bir kez yüzünü görmemiştir. Bir kez babası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koklayamamıştır. Daha anne karnındayken, orada 6 aylıkken babası Abdullah o hastalıktan dolayı vefat edecektir. O dönem annesi, buyurun. O dönem annesi Amine de dul kalmıştır. Babası olmayana ne deniyor? Yetim deniyor. Bakın ayette ne diyecek? Hangi sureyi okurum sizce? Duha. Elem yecidike yetimen fe'ava. Ne diyor? O seni yetim bulup barındırmadı mı? Allah Allah. Ya ayetteki teselli ediciliğe bakar mısın? O seni yetim bulup barındırmadı mı? Efendimiz Aleyhisselam'ın yetim kalmasını Cafer-i Sadık şöyle özetliyor. Üzerinde hiçbir yaratılanın hakkı olmasın diye Allah onu yetim bırakmıştır. Zaten küçük yaşta da annesini alacak. Kaç yaşlarında? 6 yaşlarında da annesini alacaktır. Yani terbiyesini kimsenin eline vermeyecektir. Kendisinden başka hiçbir dayanağa müsaade etmeyecektir. Ne hikmetli meseleler. Ya evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah'ın kabri ne taraftadır? Hatırlarsanız Haşim'in hanımı nereliydi? Selma binti Amr, Neccaroğullarından yani Yesriplidir.
Neresi biliyor musunuz orası? Neceroğulları Mahallesi. Bugün Mescid-i Nebevi'nin o büyük arsasının olduğu yer aslında neyle kesişiyor? Neceroğulları Mahallesi ile kesişiyor. Hicrette de hatırlarsınız, devenin durduğu yer değil mi? İşte babası Abdullah'ın kabri de şimdiki Mescid-i Nebevi'nin olduğu bölgeye girmektedir. Yani Medine'de, değil mi? Evet. Şu an net belli değil diyorlar. Eskiden belliymiş. Suud oraları biraz tahrip etmiş ya. Yine tam bulamıyorlar ama şura deniliyorsa da onlar da diyor tam burası mı Allahu alem diyorlar. Şimdi ufak bir mesele anlatmam lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Amine ve babası Abdullah. Onların ahiretteki durumu nedir? Hanif olduğundan cennet ehlidir. Ama sahih hadisler var. Bir hadis söyleyeyim size, benim babam da senin baban da nardadır, yani cehennemdedir. Bu bir hadistir. Ve bu hadisten dolayı Efendimiz Aleyhisselam'ın babası cehennemdedir diyen yorumlar da, şerhler de mevcuttur. Hadisin açıklamasına ne deniyor? Şerh. Ayetin açıklamasına ne deniyor? Tefsir deniyor. Yani bu hadisten dolayı Efendimiz Aleyhisselam'ın babası cehennem ehlidir diye şerhler mevcut. Hem de sayısı çok fazla az da değil. Ben size bu noktayla ilgili bir olayı anlatayım. İmran bin Hüseyin'in babası var. Hüseyin isminde. Kureyş onu Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gönderiyor. Niye? Konuş da onu ikna et. Neye ikna et? Dönüşe ikna et diye. Şimdi Hüseyin Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Ya Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam, sana bazı sorularım var diyor. Sorular sormaya başlıyor. Bak olaya bak. Senin deden mi büyük yoksa sen mi büyüksün diyor. Efendimiz Aleyhisselam cevap verecek. Deden büyük insandır ama ben peygamberim. Baban mı daha iyi bilir yoksa sen mi daha iyi bilirsin? Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Benim babam da senin baban da nardadır. Yani cehennemdedir. Bu bir hadistir bak. Sahih hadistir. Konuşma devam ediyor. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselam soruyor. Hüseyin sen kaç ilaha tapıyorsun? 8 tane. Kaçı yerde, kaçı göktedir? 7 tanesi yerdedir. Yani bir tanesi gökte taptığı ilahların. Efendimiz Aleyhisselam soruyor. Acıktığın zaman rızkını hangisinden istersin? Hüseyin cevap verecek. Göktekinden isterim. Yerdekiler elinden bir şey gelmez ki. Susadığın zaman kimden istersin? Göktekinden isterim. Yerdekinin elinden bir şey gelmez ki. Hastalandığın zaman şifayı kimden istersin? Göktekinden isterim. Yerdekinin elinden bir şey gelmez ki. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam son cümleyi söylüyor. Sana ne sorsam göktekine yanaşıyorsun. Sana söylediğim zaten budur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir diyor ve Hüseyin orada iman ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbini çevirmek için gelen adam iman edip dönüyor. Hadisi yakaladınız mı orada? Neydi hadis? Senin baban da benim babam da nardadır, cehennemdedir. Şimdi İmam Suyuti diyor ki onun annesi ve babası Hanif'ti. Yani ne ehli? Cennet ehlidir diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Hanif. Doğru mu? Doğru. O zaman biz bu hadisi nereye koyacağız? Hadiste de diyor ki babam cehennemdedir diyor. Nardadır diyor. İmam Nevevi diyor ki, kitabı neydi İmam Nevevi'nin? Riyazü Salihin değil mi? Ya ne diyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam onu karşı tarafı teskin etmek için söyledi diyor. Ne demek ama bu? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam 21. kuşaktan dedesi olan Adnan'a kadar ne şirke bulaşmışlardır ne de iffetlerine halel gelecek hiçbir o hadise yoktur. Soy öyle pak temizdir. Size bir soru sorayım. Cehennemi sadece kafirler mi görecek? Buyurun. Hayır. Cehennemi herkes görecek, en az gören bile üstünden geçecek. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babam cehennemdedir derken o küfür üzeredir demiyor. O da elbet cehennemi görecektir diye tevriye yapıyor. Tevriye ne demek? Söylediğin söz başka, muhatabın anladığı başka bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada muhatabının kalbini alabilmek için, yani o da cehennemi görecektir manasında ne yapıyor? Tevriye yapıyor. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında böyle tevriye yaptığı örnekler var mıdır? Vardır. Değil mi? Çok hatırlıyorsunuz. Bir tane yaşlı kadın var. Diyor ki ya dua et de cennete gideyim diyor. Yaşlılar cennete giremez diyor. Yani ne demek istiyor? Sen genç halinle cennete gireceksin diyor. Hicret yolundalar. Yanında kim var? Hazreti Ebu Bekir var. Onları bulup getirene ne var? Yüzdeve ödül var. Karşıdan birileri denk geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor. Hazreti Ebu Bekir'i görüyor. Diyor ki siz kimlerdensiniz diyor. Dese olur mu biz Haşimoğullarındanız? Olmaz. Diyor ki nahnu min mai. Yani biz sudanız. Bir damla sudan geldik diyor. Ama o dönemlerde Yemen'de su kabilesi var. Adam o anlıyor.
Tevriyeyi anladınız mı? Evet. Yine devam var. Hazreti İbrahim Firavun'un karşısında. Firavun kimi soruyor Hazreti İbrahim'e? Hatırlayan var mı? Sare'yi soruyor. Bu kadın kim diyor. Şimdi o kadın benim hanımım dese başka olaylar olacak. Diyor ki kardeşimdir diyor. Tevriye var mı? Tevriye var. Din kardeşi olarak söylüyor orada. Anladınız mı olayı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kullandığı tevriyelerden birisini de burada kullanmıştır. Onun annesi ve babası Hanif'tir. Allah'ın izni inayetiyle ehli cennettir. Yeni başlık annesi değil anneleri. Neden böyle dedik? Şimdi birazdan olacak. İlk alt başlığımız annesi Amine. Doğumu 552'dir. Babasının ismi Vehb. Annesi Berra binti Abdüluzza. Soyu Zühre oğullarındandır. Şimdi bana Zühre oğullarından bir sahabe örnek verebilir misiniz? Cennetle müjdeli. Hadi bakalım. Abdurrahman bin Avf. O da hangi soydan? Zühre oğullarından. Amine ismiydi değil mi? Amine'nin bizim Türkçedeki karşılığı var. Nedir? Emine. Yani ne demek oluyor? Eminlik, doğruluk, güvenilirlik oluyor. Alt başlık Abdullah ile evliliği. Abdullah kurban hadisesinden sonra Zühre oğullarından Amine'ye talip olacak. Amine annemizin babası var mı? Babası yok. Amcası Vüheyb'den gelip isteyecekler. Yaşı o günlerde 20'dir. Ve verirler. Amine annemiz Mekke'ye gelin gelecek. Mekke'nin en iffetli, en asil hanımlarından. Neden? Çünkü o peygambere anne olacak değil mi? Evet. Gün gelecek Amine kocasının kabrini ziyaret için nereye gidecek? Yesrib'e. Abdullah'ın neredeydi kabri? Yesrib'e gidecek. O esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç yaşında? 6 yaşında. Yanlarında Efendimiz Aleyhisselam'ın dadısı olacak Ümmü Eymen var. Bu isim çok önemli bizim için. Medine'yi ziyaret edecek, Abdullah'ın kabrini ziyaret edecek, 6 yıl görmediği akrabalarını görecek. Dönüş yolunda Ebva köyünde hastalanacak ve orada da vefat edecek. Vefat ederken Efendimiz Aleyhisselam'ı kime emanet edecek? 12-13 yaşlarındaki Ümmü Eymen'e. Efendimiz Aleyhisselam 6 yaşında. Bak hayal eder misiniz? Annesini sevenler biraz hayal eder misiniz? Efendimiz Aleyhisselam 6 yaşında. Annesi gözleri önünde vefat ediyor. Annesinin emanet ettiği kişi de 12-13 yaşlarında Ümmü Eymen'dir. Amine annemiz vefat edeceği esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun koynuna sığınıyor yine. Diyor ki anacığım nedir bu hal diyor. Ya Muhammed diyor bu hal hastalıktır. Bunun adı da ölümdür diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sen de babam gibi mi olacaksın diyor. Son konuşmalarında ise Amine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şunu söylüyor. Her gelen gider. Her doğan ölür. Her yeni eskir. Ben de geldim gidiyorum. Sana hamile olduğum zamanlar ki rüyalar doğru çıkarsa sen dünyayı aydınlatan bir nur olacaksın diyor. Ya evet. Acayip bir şey. O yaşlarda değil mi? Anneden öyle. Uzaklık acayip mesela. Evet. Allah Azze ve Celle daha dünyaya gelmeden babasını almıştı. 6 yaşında annesi Amine'yi de aldı. Allah Azze ve Celle ona olan sevgisine hiçbir perde istemiyor. O yüzden de küçük yaşlarında annesiyle babasını alıyor. Dayanılması zordur ama genç yaşta anne ve babasını kaybeden insanlar bu cihette özel insan. Onların canı sıkıldığında, gönlü yaralandığında sığınacak Allah'tan başka kimsesi yoktur. Bakın bunun adı tevhiddir. Onlar gece yatağa yattığında herkes annesine babasına sığınırken Ya Rab benim sığınacak, sarılacak, senden başka hiç kimsem yok diyen dünyanın bir cihetinde üzücü ama bütün mutluluk barındıran şanslı insanlarıdır bir cihette. Arif Nihat Asya, Amine annemizin vefatıyla ilgili bir şiir yazar ve şöyle der. Ey ebvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Ya. Böyle bir mesele. 6 yaşında çocuk annesini kaybetmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında 12-13 yaşında dadısı Ümmü Eymen. O kadar çölün uzun yollarında onu Mekke'ye, dedesi Abdülmuttalib'e
getirecektir. 6 yaşından 8 yaşına kadar Abdülmuttalib'in yanında. Abdülmuttalib de vefat edince amcası Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in yanında 25'ine kadar yaşayacaktır. Bir gün Ümmü Eymen'e şunu diyecektir. Ey Ümmü Eymen, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Bakın çok ilginç bir meseledir. Yani tarifi biraz zor ama. Daha hatırlayamayacağı yaşlarda annesini kaybeden insanlar vardır belki etrafınızda. Annelerinin simalarını hatırladıklarını iddia ederler. Ve yaptıkları tarifler de doğrudur. Enteresan bir mesele değil mi? Yani belki bebeksiniz, belki 1-2-3 yaşlarındasınız. O annenin siması hafsalada nasıl kalacaktır? Pek mümkün gözükmemektedir. Ama bir hadis neler diyor? Ey Ümmü Eymen, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Bu sözü yıllar sonra anlayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de 56-57 yaşlarındadır. Allahu Alem bir akşam namazı kıldıracaktır. Akşam namazı esnasında tam Fatiha'ya gelecek, okuyamayacak. Hıçkıracak, ağlayacak, hıçkıracak, ağlayacak, hıçkıracak, ağlayacak. En sonunda sahabe soracak, ya Resulallah ne oldu Fatiha'da bu kadar hıçkırık, neyin nesidir deyince aklıma annem geldi. Şimdi evde olsaydı, başımı dizlerine koysaydım, anacığım oğlun geldi deseydim, o da benim saçlarımla oynasaydı. İşte. Sahabe ağlar, Efendimiz ağlar, Aleyhisselatü Vesselam karşılıklı ağlaşırlar. Ya öyle meseleler. Evet. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeye bir bedevi gelir. Karşısında da tir tir titrer. Ne diyecek sizce? Titreme ey bedevi. Ben kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Nasıl ifade değil mi? Karşısındakini sakinleştirecek, kibirden tamamen uzaklaşmış mükemmel bir ifade. Bugün kibirli insanlara dikkat ettiğinizde anneden gerekli manayı alamayan insanlardır o. Değil mi? Bak şu hadisten. Annesini hazmedemeyen, sindiremeyen, yer yer ondan utanan, yer yer kendisini annesinden üstün gören maalesef bahtsızlar. Baktığınızda hayata nasıl devam ediyorlar? Kibirli devam eden insanlar oluyor. Kibrin anneyle bir ilişkisi var mıymış? Olmaz mı? Hadis kitaplarının son bölümünde fiten diye bir bölüm vardır. Neyi anlatır bilirsiniz değil mi? Ahir zamanın kıyamet alametlerini anlatan, fitneleri anlatan bölümdür. Orada geçen bir hadis vardır. Ahir zamanda anneler kendilerine efendi doğuracak. Görüyor musunuz? Annesini azarlayan çocuklar, ona köle gibi, bakıcı gibi davranan, bir uşak gibi davranan çocuklar. Şu hadisten ne derin manalar çıkıyor, ne derin manalar. Ana başlığımız neydi? Anneleri. Diğer bir annemiz, birinci süt annesi Süveybe. Süveybe, Ebu Leheb'in azatlı cariyesidir. O sınıftaki birisi erkekse eğer köle diyoruz, bayansa eğer cariye diyoruz. Süveybe, Ebu Leheb'in azatlı cariyesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk süt annesidir. Süveybe'den sebep Efendimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşi olduğu bir amcası vardır. Kimdir buyurun? Hazreti Hamza. O yüzden ne diyorlar? Ehun Nebi. Yani Nebi'nin kardeşi diyorlar. Neden? Bir cihette de süt kardeşler. Kimden dolayı? Süveybe'den dolayı. Efendimiz Aleyhisselam'ın Süveybe ile hatıraları biraz kısadır. Şimdi ikinci süt anneye geçiyoruz. İkinci süt anne Halime binti Ebi Züeyb. Hicaz bölgesinde gelenek olarak çocuk kime verilir? Süt anneye verilir. Neden verilir? Özellikle Mekke'de verilir bu. Neden? Bir, aileler arası bağ kurulsun diye. Şimdi süt anne ile ne oldun artık? Akraba oldun. Başka? Mekke'nin iklimi çocuk için elverişli değildir. O yüzden başka yere göndermek isterler. Nereye? Benisat yurduna. Başka? Çocuk özgür bir ruha sahip olsun isterler. Şimdi daha ufak yaşlarda çocuk şımarmayı öğrenemezse neyi öğrenir? Hayata tutunmayı öğrenir. Başka? Dil gelişimi kuvvetli olsun, oraların lehçelerini alsın ve iyi bir hatip, iyi bir şair olsun. Ne demek biliyorsunuz değil mi? Bir bakan demek yani iyi bir şair, iyi bir hatip. Hatta İmam Şafii bir süre Hevazin'de kalıyor. Sebebini de açıklıyor. Arapça dil gelişimi kuvvetlensin diye. Kendisi de yapmış bunu. Aynı gelenek Medine'de de vardır. Efendimiz Aleyhisselam oğlu İbrahim'in torunları Hasan ve Hüseyin'i meştebe denilen yani süt emilen yer denilen bölgeye yeri geldiğinde gönderecektir o mahalleye. Kız çocukları süt anneye çok verirler mi?
vermezler. Niye? Haşa, onlar için kız çocuklarının bir kıymeti yoktur. O yüzden de erkek çocuklarını verirler, kaslı olsun, idareci olsun, bir de dil gelişimi kuvvetli olsun diye. Halime Mekke'ye süt çocuk almaya gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. Ama yetim olduğundan, yani babasız olduğundan önce Efendimiz Aleyhisselam'ı istemeyecek. Neden? Çünkü amaç babalarla aile bağı kurmaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o an Abdullah'ı kaybettiğinden, yetim olduğundan dolayı başta ilk etapta Allahu Alem o dönemin şartlarına göre cazip gelmiyor. Sonra dönene kadar Allah ona bir süt çocuk buldurmuyor. E dönerken de elim boş dönmeyeyim diye kimi alacak yanına? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alacak. Efendimiz Aleyhisselam doğduktan 5-6 ay sonra süt anneye verilecek. Süt anne Halime onu alıp memleketine, yani Beni Sad yurduna, Hevazin kabilesinin olduğu yere götürecektir. Amine annemiz onu gözyaşları içinde verecek. 5-6 aylık bebek Efendimiz Aleyhisselam. Amine annemizin rüyaları var. Hadiste de geçiyor değil mi? Ben Amine'nin rüyasıyım diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın normal bir çocuk olmadığını çok farkında. O yüzden de onu verirken gözyaşları içerisinde veriyor. Halime annemiz o an farkında mı? Değil. Çok kısa sürede değişiklikleri fark ediyor. Halime annemizin yaşlı bineği gençleşiyor. Birden kendisi süt doluyor. Kendi evladı var, Abdullah bin Haris. Çocukluk yaşlarda biraz huysuz. Efendimiz Aleyhisselam'la aynı memeden süt emince o da uysal bir hale geliyor. Halime annemiz çok şaşırıyor. Bu arada Efendimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşlerini de söyleyelim mi? Tayilerde lazım olacak Mekke fethinde. Şeyma, Uhuneyn Savaşı'nda gelecek biliyorsunuz. Enise veya Uneyse, diğeri de Abdullah bin Haris. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşleri. Soru, bir çocuk süt anneye kaç yıl verilir? 2 yıl verilir. Bunu Kur'an söylüyor değil mi? Ne diyor? Bakara suresi 233'te havleyni kamileyni diyor. Yani 2 yıl olarak verilmesini ifade ediyor. Halime annemiz 2 yıl süt emzirip Efendimiz Aleyhisselam'ı teslim etmeye Mekke'ye gelir. Ama Mekke'de hastalık var. Humma. Mekke'de yine humma hastalığı var. Yani çocuğa bir denk gelse herkes korkuyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam ikinci defa süt anneye verip tekrar gönderiliyor Beni Sad yurduna. Yani Efendimiz Aleyhisselam kaç yıl Halime'de kalacak? 4 yıl, yani 2 defa oluyor. 4 yıl onda kalacaktır. Şimdi dikkatleri iyi toplayın. Halime annemiz bir olay yaşayacak ama inanılmaz bir olay. Şakkı Sadr, yani göğsünün yarılma olayı. Bak şimdi. Efendimiz Aleyhisselam kimin yanında bu hadise yaşanırken? Halime'nin yanında. Kendisi dışarı çıkmış, arkada koyun keçi yavrularıyla oynuyor. Kimle birlikte? Süt kardeşi Abdullah'la birlikte. Oyun oynarken bir anda Abdullah şok oluyor. Koşa koşa annesi Halime'ye gidiyor. Anne yetiş, anne yetiş. Üzerinde ak elbise bulunan 2 adam, Kureyş'i olan kardeşimi yere yatırdı. Karnını yardı ve içini karıştırıyorlar diyor. İşte bu hadiseye ne diyoruz? Şakkı Sadr, göğsünün yarılması. Gerçekten oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Tevatür hadislerde geçiyor bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi çıkarılıyor. Altın bir tasın içerisinde zemzem suyuyla yıkanılıyor. Yani o kalbinden şeytanın payı olan kısım, ne diyor Üstad Hazretleri ona? Lümme-i Şeytaniye çıkarılıyor. Neden yapılıyor? Şeytan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hiçbir alaka, münasebet kuramıyor. Şimdi bizlere vesvese veriyor, destse veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'a verebiliyor mu? Haşa, veremiyor. İşte bu hadise o hadisedir. O an Halime annemiz olayı anlamayacak. İleride Efendimiz anlatacak ona. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Sahabe diyor ki, ya Resulallah, biraz kendinden bahseder misin diyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor, bakın. Süt kardeşimle evin arkasında oynardık. 2 adam yanıma geldi. Karnımı yardı. Kalbimi çıkardı. Onu da yardı. İçinden kara ve pıhtılaşmış bir kan parçası çıkardı. Sonra kalbimi ve karnımı iyice temizledi. Birisi diğerine şöyle dedi. Onu ümmetinden 10 kişi ile tart. Ben ağır geldim. Sonra tekrar söyledi. Onu ümmetinden 100 kişi ile tart. Ben yine ağır geldim. Tekrar etti. Onu ümmetinden 1000 kişi ile tart. Ben ağır geldim. Bu defa şöyle dedi. Onu tüm ümmetiyle tartsan yine o ağır gelecektir. Evet. Tabakatta ve Taberi'de geçen, Sire'de geçen bir hadis. Enes bin Malik bize rivayet ediyor. Diyor ki, çok enteresan bir mesele. Ben göğsündeki dikiş izlerini gördüm diyor. Görüyorsunuz değil mi?
Daha Medine'de 10 yaşında Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına verilen nice hadisleri bize rivayet eden Enes bin Malik aktarıyor. Ben göğsündeki dikiş izlerini gördüm diyor. Bu hadiseden sonra Halime korkuyor. Geli götürelim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yoksa mahcup olacağız diyor. Ve bu hadiseden sonra anneye teslim ediyor. Şimdi müsteşrik, oryantalist rahat durur mu? Durmaz. Mutlaka bu meseleye de bir şeyler söylüyorlar değil mi? Onların da işi o işte. Herkes tabiatının gereğini yapacak. Öyle değil mi? Yılanın tabiatı ne? O zehir akıtacak. Kusura bakmayın köpeğin tabiatı nedir? Isıracak, salya akıtacak. Herkes tabiatın gereğini yapacak. Biz Kur'an'da İsa peygamberin bebekken konuştuğunu biliyoruz. Doğru mu? Şaşırıyor muyuz? Ben hayret ediyorum ama hiçbir şüphem yok. Elhamdülillah imanım artsın diye hayret ediyorum. Şimdi burada karşı karşıya oturuyoruz. Hepimiz bir damla sudan olmadık mı? Şimdi bu şaşırtıcı değil mi? Bir gün havada uçan insan görseler şaşırırız değil mi? Ya bir damla sudan Yasin olur mu ya? Bir damla sudan Mustafa olur mu? Hem de bilinçli. O bir damla su et parçasına dönüşüyor, konuşuyor ve birbirimize etkiliyoruz. Şimdi bunlar şaşıracak olay değil. Bu şaşıracak olay mı? Allah aşkına. Yani bunun inanılmayacak hiçbir şeyini ben göremiyorum. Bugün kalple ilgili meseleler yaşanıyor. Kalp ameliyatı yapıyorlar, kalbi yerinden söküyorlar, kalp nakli yapıyorlar. E şimdi o zaman da bunun farklı bir şekli yapılmış. Yani bunda şaşıracak bir olay yoktur. Peki küçük bir çocuğun başına bu neden gelmektedir? Allah Azze ve Celle bütün bakışları Efendimiz Aleyhisselam'a yoğunlaştırmak istemiştir. O yüzden de böyle bir hadise gerçekleşmiştir. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Halime ile ilgili son bir mesele anlatacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşlarında. Ne olacak o zaman? 40 yaşındaki Hatice annemizle evlenecektir. O evlilikle ilgili, düğünle ilgili istişare yapmak için Hatice'sinin yanına gidecek Efendimiz Aleyhisselam. Hatice annemiz de ona şunu diyecek. Sen de yetimsin, ben de. Gel düğüne sen, süt anneni çağır, mutlu olanın diyecektir. Ve Hatice annemiz süt annesi Halime'yi beni sat yurdundan düğüne davet edecektir. Lütfen gitme bizimle kal diyecektir ama Halime kalmayacaktır. Ve bugün evlerde annesini, kaynanasını istemeyenlerin kulağını küpe olsun. Hatice annemiz ısrar edecektir, lütfen bizimle kal diyecektir. Ama Halime istemeyecektir. Gitmek için ısrar edince de 40 koyun ona hediye verip o şekilde yollayacaktır. Şimdi sünnete bak, yaşanılana bak, yaşadığımıza bak. Şimdi eve misafir çağırmaya kalksan evdekiler tabak böyle mi, çatal böyle mi? Hiç şunu düşünemiyoruz yani. Gaflet ne yapıyor? Yahu benim sevaba ihtiyacım var. Ben o cehennemin üstünden geçeceğim. O alevlerde yanmamam lazım. Nereden gelse bu sevap bu kadar rahat evlerde, rahat hanelerde, rahat ocaklarda da sevabı tepersem benim halim ne olacak demek lazım. İşte onların ifadeleri. Ne yapıyor Hatice annemiz? Bizim sevdiğimiz bir ifadedir. Seven sevdiğinin sevdiklerini de severmiş. Hatice annemiz de onu yaptı Halime annemize karşı. Diğer annemiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın dadısı Ümmü Eymen. Çok önemli bir isim, dikkat edelim. Ümmü Eymen kimdir? Asıl adı Bereke'dir. Oğlundan dolayı bu künyeyi alacaktır. Şu özellikler lazım olacak bize. Habeşlidir. Habeşli ise Ümmü Eymen annemizin teni nasıl? Siyahi. Kendisi de ileride Usame'nin annesi olacaktır. Onları da anlatayım. Şimdi Ümmü Eymen'in özelliği şu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının bütün aşamalarını biliyor. Amine annemiz vefat edince, Efendimiz Aleyhisselam 6 yaşındayken onu alıp dedesi Abdülmuttalib'e götüren kim? Ümmü Eymen. O zaman hayatının bütün aşamalarını bilir mi? Tabii ki de bilir. Ümmü Eymen o bölgeye nasıl geldi? Fil vakasıyla gelenlerin içerisindeydi. Fil vakasında Habeşlileri de getirdiler mi? Getirdiler. O da o bölgeye fil vakasıyla geldi. Daha sonra Mekke'de kaldı. Köle olarak Abdülmuttalib'e verildi. Abdülmuttalib oğlu, söyleyin, Abdullah'a hediye etti. Efendimizin babası Abdullah da düğün hediyesi olarak hanımı Amine'ye, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın annesi Amine'ye hediye etti. O yüzden o yolculuklarda Amine annemizin yanında Ümmü Eymen, anladınız mı? Ona hediye edilmiştir. Yani Amine annemizin neyidir? Cariyesidir. Erkek için köle denilir, kadın için cariye denilir. Ümmü Eymen önce Ubeyd ile evlidir. Eymen isminde bir çocuğu olacaktır. Zaten künyesi buradan gelecektir. Ubeyd bir süre sonra ölecektir. Oğlu Eymen de Huneyn Savaşı'nda şehit olacaktır. Şimdi Ümmü Eymen artık biraz yaşlanmış, ihtiyarlamış. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte kim cennetlik bir hanımla evlenmek ister? Hatırladınız mı bu soruyu? Ya sahabe ne diyecek? Men hiye ya Resulallah. O kim ya Resulallah? Ümmü Eymen diyecektir. Kim talip olacak? Azatlı kölesi
manevi evladım dediği Zeyd bin Harise, ben ya Resulallah diyecektir. Kendisinden 15-20 yaş daha büyük Ümmü Eymen ile evlenecektir. Şimdi insanlar evlilikle ilgili kafalarında kriterler oluyor değil mi? Toparlayamıyorlar, bir sürü soru soruyorlar. Bu siyer hayatları bize bunun yol haritasını göstermiyor mu? Zeyd bin Harise seçerken sizce neyi baz aldı? Kim? Cennetlik bir hanımla evlenmek ister. Yok burada değil mi gönlümüz? Dünyada 50-60 yıl şöyle gönlümüz hoş olsun. Daha sonra da eşler birbirini cehenneme mi sürüklesin? Bunlar da sahih mi? Bunlar da sahih. Gerçek meseleler maalesef. Zeyd'le evlendikten sonra çocukları kim olacak? Çok önemli. Usama bin Zeyd. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göreceğiz ileride vefat döşeğinde iki şey söyleyecek. İki mesele. Bir, Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırdı mı? Çünkü ümmete imamlık etmesi için o şart. İki, Usame nereye gitti mi? Sefere çıktı mı? Bak, işte o Usame kimin evladıymış? Ümmü Eymen'in evladı. Bir iki mesele anlatayım, kafamızda otursun. Bir gün Ümmü Eymen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan deve ister. Efendimiz Aleyhisselam da, ey Ümmü Eymen sana bir deve yavrusu veririm der. Şimdi o dönem deve yavrusuna çocuklar biner. Yani o bir şaka çeşidi. Sana hani küçük çocuk arabası veririm manasında. Efendimiz Aleyhisselam latife ediyor. Ümmü Eymen de kızıyor öyle olunca. Ya ne kızıyorsun Ümmü Eymen diyor. Her deve bir devenin yavrusu değil mi diyor. Ümmü Eymen de diyor ki senin şakaların bile hem doğru hem eğitici ya Resulallah diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ya. Bir hadise daha var. Sarı hastalığı meselesi. Allahu alem bu Ümmü Eymen annemiz diye tahmin ediyoruz. Bir tane yaşlı ve siyahi bir hanımefendi sarı krizi geçiriyor sürekli. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Dua etsen de Allah bana şifa verse diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ona, dilersen dua edeyim. Ama dilersen sabredersin, sabredersen karşılığında cennet vardır. Sabrın karşılığı cennet. Sabırsızlığın karşılığı cehennem. Ümmü Eymen diyor ki, eğer öyleyse ben sabrı tercih ediyorum ama tek bir dileğim var. Nöbet tutarken buyurun, tesettürüm açılıyor. Dua etsen de tesettürüm açılmasa ya Resulallah neyi düşünüyor değil mi? Tahva nedir? Buyurun işte nedir? Buyurun nedir? Allah Allah. Risale-i Nur'dan Ümmü Eymen'le ilgili ufak bir yeri okumam lazım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ufak iken Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa kim? Efendimiz Aleyhisselam. O Ebu Talib'in hanesi tok olmuyordu. Şu hadise hem meşhurdur hem katidir. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi. Ne küçüklüğünde ne de büyüklüğünde. Bakın hayatının her safhasına şahit bir hanımefendi. Bir anne daha kaldı. Fatma binti Esed. Efendimiz Aleyhisselam'ın annemden sonra annem dediği, kendisi en çok kimin evinde kalacaktı? Ebu Talib'in hanımı olan, Hazreti Ali'nin annesi olan, kendisinin yengesi olan Fatma binti Esed. Neden bu anneler başlığını aldık? Efendimiz Aleyhisselam kendisi söylüyor. Annemden sonra annem diyor. Bak şimdi. Kendisi Ebu Talib'le amca çocuklarıdır. Yani Fatma annemiz Haşimi. Çocuklarını söyleyelim. Talip, Akil, Cafer, Ali ve kızı Ümmü Hani. Kendisi Hazreti Ali'den sonra da iman edecektir. Fatma binti Esed annemiz. Dikkat edin Efendimiz Aleyhisselam'ın çocukluğu en çok kimin evinde geçiyor? Ebu Talib'in. 8 yaştan sonra onun yanında. Ta ki evlenene kadar. Peki ona kim bakacak? Fatma binti Esed. Neden annemden sonra annem dediğini şimdi anladınız mı? Ya. Hazreti Ali'nin annesi ona da annelik etmiştir. Kendisi Medine'de vefat eder. Şuralara dikkat edin, inanılmaz hadiseler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gömleği veyahut uzun entarisiyle onu defneder. Ve sahabenin ilk kez şahit olduğu bir şey yapar. Kabrin içine girer, çakıl taşına kadar temizler ve kabrin içinde vakit geçirir Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe bunu görünce çok şaşırır ve sorar, o da cevap verir. Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden yoktur. Ahirette cennet elbiselerinden bir elbise giyinsin diye ona gömleğimi giydirdim. Kabir onu sıkmasın diye önce ben girdim. Ta o dönem
peygamber gören gözler aleyhissalatü vesselam, ilk iman edenler, onlar bile kabir için böyle endişe yaşıyorsa, Efendimiz aleyhisselam böyle tedbirler alıyorsa, ya biz ne yapacağız bu kabirde ya? Gaflet hadi bu dünyada uyuttu da, ölüm var yani. Allah Allah. Fatma annemizle ilgili bir hatıra anlatalım, tam akılda kalıcı olsun. Efendimiz aleyhisselamın kızı Fatıma doğduğunda, Allah Resulü aleyhisselam kaç yaşında? 35. Nereden biliyoruz biz o yaşı? Çünkü Kabe'nin tamir edildiği yaş rivayetlerde geçiyor, biz oradan biliyoruz. Daha peygamberlik gelmiş mi? Gelmemiş. Kimle evli Efendimiz aleyhisselam? Hatice ile. Çocukları doğar, Efendimiz aleyhisselam eve gelir. Daha henüz ismi yok o an. Fatma annemizi alır, öper, koklar. Bu kıza anamın ismini koyacağım der. Kıza isim koymakta kim niyetli peki? Hatice annemiz çok niyetli. İçinden de geçirir. Ah bunun da adını ben koysam, diğer kızların adını Efendimiz aleyhisselam koydu diye. Hatice annemiz biraz üzülür ama ses etmez. Sonra da Allah Resulü aleyhisselam der ki annemden sonra annem olan Ali'nin anası Fatma binti Esed koyacağım. Yani bu aynı zamanda Fatma kimin de annesinin adı? Hatice'nin de. Hatice annemiz de tamam senin annenin ismi de olsun benimki de der. Bu şekilde Fatma annemizin ismi konulur. Hanımları yeni başlık. Ahzab 6'da ayette şöyle geçer. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. İnsan annesini tanımaz mı ya? Biz de eksik kalıyor değil mi? Tanımadığımızdan da kalbimizde bir türlü yerleştiremiyoruz. Götürürken kalbimizde onları sevemiyoruz. Sevinçlerini, üzüntülerini duyamıyoruz maalesef. Maalesef o mübarek annelerimizle ilgili oryantalistler, müsteşrikler hiç boş durmadığından çeşitli söylentiler üretmeye devam ediyorlar. Lakin bilmemiz gereken bir mesele var. Bir insanın kalbinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili küçücük bir şüphe uzun bir süre kaldığı anda o adam yıkılır. O adam iman dairesinden ebediyen çıkarılır. Anlıyor musunuz meselenin önemini? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmak, bilmek, dediklerini tasdik etmek imanın bir meselesidir. Bir insan onun hayatıyla, yaşantısıyla, sünnet-i seniyesiyle, ayak izleriyle, şeriat-ı garra-i Muhammedi ile ilgili küçücük bir şüpheyi kalbinde uzun süre tutsa o adam ebediyen yıkılır gider. Bu iman dairesinden tamamen çıkar gider. Madem öyle bir hal var, kalbe vesvese geldi, yıkıldık mı? Hayır. Vesvese geldiği anda iman delillerine sarılmak zorundasın. Ya bu kadar mı önemli bunlar? Bu kadar önemli. Dışarıda hem ben imanlıyım hem de aynı şüpheye inanıyorum diyen insanlar var. Bakın 5 vakit namazda insan var Ayşe annemize laf söylüyor. Umreye giden insanlar var. Haşa haşa Efendimiz aleyhisselama laf söylüyor, ona laf söylüyor. Dışarısı tımarhane gibi, meczubasındayız. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. 5 vakit namaz kılıyor. Bu meselelerle ilgili Efendimiz aleyhisselatü vesselama yani başkalarının attığı fitneye diyor ben de inanıyorum diyor. Kimisi namaz kılıyor Efendimiz aleyhisselama inanmıyor. Namaz kıldıran filan kes birisi melekler meselesi saçma diyor ya bu dönem bu dönem. Ve kendilerini nasıl olduklarını zannediyorlar? İman üzere olduklarını düşünüyorlar. Ben burada diyorum ki küçücük bir şüphe. Efendimiz aleyhisselamın hayatıyla ilgili bakın hayatıyla ilgili. Ayet de demiyorum, hadis de demiyorum. Bak hayatıyla ilgili. Küçücük bir şüphe. Bir insanın kalbinde uzun süre kalsa o insan ebediyen bu halkadan çıkar. O insan yıkılır gider. Düşündüklerimizin doğru olup olmadığını bir mihenk taşına vurmadan nasıl anlayacağız? İlim neden elzem görüyorsunuz değil mi? Bu meseleleri bilmek, hele hele iman meselesini bilmek. Geçtin evindesin, işindesin. Zaten hepimiz devlet yönetiyoruz. Çok önemli işlerimiz var. Fırına gidiyoruz. Filanca birisi bayılıyorum, videoları izliyorum. Derslere gel. Çok yoğunum. Sokakta karşılaşıyorsun, çok yoğunum. Birisiyle şurada poğaça alınan yerde karşılaştım. Yani yürüsen 3 dakika. 7 yıldır diyor, hasretle sizi izliyorum diyor. Dedim dalga mı geçiyorsun? Poğaçacıdayız yani 3 dakika mesafe var aramızda. Niye gelmiyorsun? Çok yoğunum bildiğin gibi değil. Ya biz poğaçacıda denk geldik. Poğaça kadar da mı kıymeti yok şu işlerin? Konu illa buraya gelme değil yani. Buraya gelmek farz değil ama bu meseleleri bilmek efraz. Bir insanın imanı bilmeme lüksü var mı? Dışarıda hayatımız devam ediyor. Hatta namaz dahi kılıyoruz. Hatta umreye hacca dahi gidiyoruz. Ve bu meselelerden bir haberiz. Ya doğru zannettiğimiz bir mesele tam itikadın zıttıysa, ya dilimize dişimize kan bulaştıysa,
olmaz bir meseleye laf söylediysek. Dışarı doluyor, dolu, 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 dolu. Şu an dışarıda Allah'ın isteği öyle, doğru bilgi sapasağlam duruyor ama ulaşması birazcık zor. Doğru mu? Demek böyle imtihan istiyor. Standart sapası çok yüksek bir imtihandayız. Demek ki cennetin karşılığında direkt sahabeye komşuluk olan asırdayız. Nereden belli? İmtihanın kalitesinden belli, öyle mi? Şimdi bir insan aklını başına alıp, ya benim bu taşın içinden çıkan aslanın ağzından alınan ekmekten önce şu meseleleri çözmek zorunlu demezse, yanlış inandığı bir meseleye de doğru inanırsa nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Düşünebiliyor musunuz? Namaz kılan bir kafir düşünün filanca birisini. Allah muhafaza. Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli meseleler. Çok tehlikeli. Belam İbni Bağura, alim de değil mi? Son dönemde nasıl kaydı gitti? İnanılmaz meseleler, inanılmaz meseleler. Ben anlam veremiyorum ya. Bir insanın bunları bilmemeye lüksü var mı? Bir insanın bunları anladıktan sonra amel etmemeye lüksü var mı? Ben hiç anlayamıyorum yani. Ya neden bu işler eksik kalıyor? Sorma diyor. Çok yoğun. Çok yoğun. Gittim 10 tane iş aldım yeni. 5 tane al. Farz mı 10 tane iş almak? Yani hem bilmiyorsun. Yani burada hakaret amaçlı demiyorum yani. Biz dedi mi ne kadar eksiyiz, Allah bizi de doğrulasın. Yanlış anlamayın. Yani hakaret amaçlı demiyorum. Bilmiyorsun, cahillik var. Şimdi bildiğin bilgiler doğru mu yanlış mı onu bilmiyorsun. Kafana göre bir gün canın sıkılıyor. Bir hadisi inkar ediyorsun. Ya bir insanın inkar ettiği hadis tevatür hadise denk gelirse iman bitiyor orada yani. Tevatür hadis çok sıkıntılı mesele o cihette. Bir gün canın sıkılıyor aman diyorsun mezheplere laf söylüyorsun. Bir gün canın sıkılıyor duymuşsun birinden Ebu Hureyre Efendimiz'e laf söylüyorsun. Bir gün ona, bir gün ona, bir gün ona. Ya nasıl olacak bu iş böyle ya? Nasıl olacak ya? Aa, çok yoğunum. Bunları öğrenmeye benim vaktim yok yani. Bunlar kıymetsiz iş. Senin yaptığın ama birkaç yıl sonra öldürülüp elinden alınacak olan bütün işler dünyanın en önemli işleri, öyle mi? Çok akıl tutulmaları var. Allah benim önce kalbimi açsın inşallah. Bu yarımlığımızı düzeltsin. Sonra diğer arkadaşların da kalbini açsın. Ben inanıyorum yani şu anki kadar gafleti pek bir yerlerde ne okudum ne gördüm. Ve dışarısı hakikaten, tekrar edeyim, hakaret bazlı demiyorum ama tımarhane gibi. Tımarhanede birbirini görenler yadırgamıyor ya, dışarıda da öyle yani. O cehenneme doğru giden bazı hareketler yapıyor, o da devam ediyor. Sonra bir de birbirlerini teşvik ediyorlar. Aa, içki mi içmiyorsun? Ya bu namaz ne ya genç yaşta falan. Fetva verecek ya, İmam-ı Azam'ın yanında eğitim almış, fetvasını veriyor yaşlılık varken falan. Ya bu işler dururken. Ya o kadar varidatlı adam hala faize bulaşıyor. Muhatabı da ona soruyor, ya gerek var mı diyor. Bu faiz oranı kaçar mı diyor. Adam servetini yemeye ömrü yetmesi mümkün değil adamın. Çok enteresan olaylar yaşanıyor yani. Sen şimdi bu dünyaya bu kadar önem verdiğinden dolayı Allah Azze ve Celle de gayretine dokunsa, gayreti harekete geçse, yani gayretullah işlese. Senin de kalbini biraz saptırsa o noktada, senin yanlış irade seçimlerinden dolayı. Yarın bir günde başka bir itikata sen bulaşsan, insan yapmadığı şeyi kirletmek ister mi? İster ister. Ben yapamıyorsam niye kirletmeyeyim yani, değil mi? Dışarıdaki mantık öyle. Şimdi biri dese ki neden namaz kılmıyorsun? Adam da göğsünü gere gere Müslümanım diyor. Şüphe söyleyeceksin ki. Sen haklı çıkasın orada kılmamakta. Faize niye giriyorsun? Faizsiz iş mi olur? Olur mu? Bak. Görüyor musun? Rüşvet niye? Rüşvetsiz genel iskan mı alınır? Bak şimdi. Böyle böyle yani işte gelen meseleleri anlatıyorum. Gelen insanlar bunları anlatıyor. Allah muhafaza ya. Bakalım Allah'ın hatrını tepmeye değecek mi? Ahirette acaba onlar seni kurtarabilecek mi? Allah seni kurtarır. O kesin. Onlar kurtarabilecek mi? Ya gafletin dibindeyiz. Hiç bu kadar karanlık yaşanmamıştır. Neden anlatıyorum bunları? Bu şüpheleri izale etmenin tek yolu iman meselelerini böyle çılgınlar gibi bilmemiz lazım. Şu an birçoğumuzun aklında kalmış. Daha kalbine de inmedi yani. Bu iş tabiatımızın olması gerekiyor. Anladın mı demek istediğimi? Çay gelince hemen aklına şeker geliyor mesela. Tantuni gelince hemen limon tuz geliyor mesela. Bir olay yaşadığında hemen şu iman meseleleri ortaya dökülüp anında uygulamaya dönülmesi lazım. O halde miyiz? Değiliz. Neden? Daha iman tabiatımız olmadı. Şimdi iman evraklarımızda hata varsa? Hata varsa? Buyurun. Adam üniversite sınavında form doldururken birkaç tane kelimeyi yanlış giriyor. Düzelttirebiliyor mu? Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi ticarette bir tane rakamı yanlış yazıyorsun. Adamla çek senet her şey anlaşılmış, imzalanmış, sözleşme bitmiş. Bir bakıyorsun ah hesap hatası. Düzeltilemiyor. Sen demiştin ya geçen bir arkadaş harfiyatın hesabını yanlış yaptı, firması battı. Harfiyat ha, daha inşaat değil. Harfiyat bölümünde hesabını yanlış yapmış, firması batmış. Şimdi dünyadaki işlerde böyle batıyorsun da ahiret işlerinde evraklarımız tam olmazsa, iman evraklarımız.
Bir sorsanıza meleklere iman ne? Sorsanıza bir. Bak cevap şöyle. Meleklere iman meleklere imandır. Bir şeyin kendi cümlesi kendine ispat olur mu? Yani çok kıymetli dersler. Allah kıymetini bilenlerden eylesin. Ben de kafa kalp yapımı hep ona göre hazırlıyorum. Yani Allah'ım dünyalara duyurulsun ama ben tek kalsam sonuna kadar devam edeyim. Yani bu işleri ulaştırmaya çalışırken bir de hep kalbimin içinde küçücük bir dünyada yaşamaya çalışıyorum. Allah muhafaza beni bir şey koparamasın diye. Çünkü bir insan beklentisi olursa dünyadan o beklentiler eline gelmediğinde deve gibi yıkılır kalır. Allah muhafaza. Çok önemli. Yani bunlar olmadan olma ihtimalini bu dersleri yapanlar bulsaydı onlar da anlatmamanın bir yolunu bulmuş olurdu zaten. Doğru mu? Oryantalistler özellikle bu çok evlilik meselesiyle ilgili sürekli insanların kalbine şüphe düşürmeye bayılıyorlar maalesef. İşte ilahir birkaçını örnek vereyim. Ayşe annemizin yaşı nedir? Sahabenin evlilik ruhsatı kaça kadar? 4. Sahabe 4'e kadar ruhsatlıyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden daha fazla evlenmiştir? Haşa haşa haşa, yani bu tabiri kullanmaktan haya ediyorum ama onların lafları anlaşılsın diye haşa haşa, şehvet düşkünü falan gibi böyle arsızca lafları kullanmaktadırlar. Şimdi acaba onlar kadını korumak için mi bu savunmaları yapıyorlar? Yoksa işin altında bir nikah düşmanlık da var mı? Bunu da bir sormak lazım. Çünkü sadece İslam'a bakan yanıyla bunları söylüyorlar. Yani nikah olmayan gayrimeşru ilişkilerde ne zalimlikler yaşanıyor, yaşanmıyor mu? Değil mi, yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Yaşanmıyor mu ya? Gayrimeşru ilişkilerin olduğu yerlerde, gazinolarda, barlarda, pavyonlar. Yani o kadınlara, o hanımefendilere, annelerimize, kızlarımıza en adi, en alçak şeyler yapılıyor mu, yapılmıyor? Neden hiç orayla ilgili sorunuz yok? Konu kadın meselesi ise, yani buralardakiler yazık değil mi? Oralardakiler kadın değil mi yani? He? Konu kadın meselesi ise Filistin'de iki tane ölmüş çocuğunu kucağına alan anneye yazık değil mi yani? Konu başka bir mesele. O yüzden hep burayı kaşıyorlar. Yani buna düşene de saf denir mi sorayım yani, bilmiyorum. Basit mesele gibi sanki, değil mi? Evet. Biraz evlilikleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum Efendimiz Aleyhisselam'ın. Hayatı boyunca 14 evlilik yapar. Bir tane annemizle zifaf yaşamadan ayrılacaktır. Esma binti Numan annemiz. Bu bilgi önemli. Aynı anda nikahı altında kaç annemiz vardır? 9 tane annemiz vardır. Yani 14 annemiz var ama aynı anda nikah altında 9 tane annemiz mevcut. İki evliliği bekar hanımlarla yapmıştır. Ayşe annemiz ve Mariye annemiz. Kalan 12 evliliğindeki annelerimiz dul annelerimiz. Görüyor musunuz? Bak lütfen şu istatistiklere dikkat edin. Çok şaşıracağınız olaylar. 14 hanımından 3'ü Efendimiz Aleyhisselam hayattayken vefat etmiştir. Birisini bilirsiniz, buyurun. Hatice annemiz, Zeynep binti Huzeyme annemiz ve Reyhane annemiz. Tüm hanımlarının vefatını aldığımızda da ilk vefat edenle son vefat edeni söyleyeyim. Bir kafamızda tarihsel çizgi oluşsun. İlk vefat eden annemiz kimdi? Hatice annemiz peygamberliğin 10. yılında 65 yaşında vefat eder. Son vefat eden annemiz Ümmü Seleme annemiz. Hicretin 61. yılında yaşı 85 iken vefat edecektir. Kafamızda bir tarih oluşsun diye söylemek istedim. Yine çok önemli bir bilgi. Evliliklerinden kaç annemizden çocuk sahibi olmuştur? Sadece 2. Efendimiz Aleyhisselam'ın toplam kaç çocuğu var? 7. Kaç Hatice annemizden? 6 Hatice annemizden birisi. Yani İbrahim de Mariye annemizden. Çok güzel. Yani bilgiler çok güzel, çok taze. Diğer evliliklerindeki annelerimizin normalde çocukları olmasına rağmen Efendimiz Aleyhisselam'la evlendiğinde çocuğu olmayıp sadece 2 annemizden çocuğun olması da enteresan ilahi bir mesaj sanki, doğru mu? Allah Allah. Sadece Hatice annemizden 6 ve Mariye annemizden 1 çocuğu. Toplam 7 çocuğu olacaktır. Yine önemli bir bilgi daha söyleyeyim. Kaç evliliği vardı? 14. Evliliklerinin 7 tanesi Kureyş ile, Mekke'deki değil mi o kabilelerin tamamı Kureyş ile, diğer 7 evliliği de Kureyş'ten başka kabilelerle yapmaktadır. Neden bu kabile çeşitliliği var? Çünkü amacı bu evliliklerin üzerinden İslami mesajları ulaştırmak. Evlilik ne demek? Bağ kurmak demek. Bugün evlenen iki tarafın aileleri ne oluyor? Arkadaş oluyor. Ölün ölümdür, dilin dirim. Doğru mu? Kazan kazamdır, belam belam. Öyle mi? Cenazen cenazemdir, düğünüm düğünüm. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla o kadar yakınlık kurdunca İslam'ın mesajını evliliklerin üzerinden hepsine ulaştırabiliyor. Görüyorsunuz değil mi? Allah Allah. Mesela Efendimiz Aleyhisselam 10 yılını Medine'de geçirecek. Medine'nin içerisinde olduğundan dolayı
orada evlilik yapmaya ihtiyaç duymayacak. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından Ensar'dan olan var mı? Ensar'dan olan hanım yok. Hatta Ensar'ın büyüklerinden Sad bin Ubade Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelecek. Diyecek ki ya Resulallah, birçok insanı evlilik ile şereflendirdin. Neden Ensar'dan hanım almadın? Yoksa Ensar'ın hanımlarını beğenmiyor musun? Ya çok istiyorlar bizimle de evlen diye. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki biz Akabe'de cennet üstüne bir yaklaştık. Benden başka bir şey beklemeyin. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? Alt başlık, tek eşlilik oranları. Bakın çok önemli meseleler bunlar. Hani bazı söylemleri konuşmuştuk ya, onların söyledikleri bizim için çok önemli değil de işte. O dönemin tek eşlik oranlarını biraz konuşalım. Sahabeden 10.000 tanesi isim isim bilinmektedir. Bunlardan 2.000 tanesinin bir miktar hayatı bilinmektedir. Bunlardan 1.000 tanesi hadislere konu olduğundan hayatları detaylı bilinmektedir. 1.000 tanesini. Şimdi onların üzerinden bir oran verelim. 673 tane erkek sahabenin evlilik bilgisine ulaşılmıştır. 673'ün 542'si tek eşlidir. Yani oran ne? %80.5. Bir mesele anlatıyoruz yani, bak enteresan. 704 hanım sahabenin evlilik bilgilerine ulaşılmıştır. Bunlardan 534'ü tek erkekle evlenmiştir. Oran kaç? %75.8. Tek eşlik oranlarını konuşuyoruz bakın. Bir araştırma yapmışlar Osmanlı'nın son dönemleri. 1670-1698. Araştırma Bursa'da yapılıyor. O dönem 717 erkeğin evliliği araştırılıyor. Osmanlı dönemi 658 tanesi tek eşli. Yani %91.8'i tek eşli. Hani böyle mübalağalar kullanıyor ya. Ya hiç buralar şey olmaz ha. Bak İslami araştırma yapan bir tane profesörün saçma cümleleri olsun. Bütün haber programlarına sırayla dolaşırlar. Doğru mu? Bizim nice profesörlerimiz var. Doktorlarımız var. Ne kadar güzel bu meseleleri anlatıyorlar. Ortalığı karıştırmadıklarından onlar yokmuş gibi yapıyorlar. İşte öyle mi? Hiç öyle değil. İşte bunlar da gösterilmeyen meseleler. Oranlar anlaşıldı mı? Evet. Yine yeni bir alt başlık. Çok evlilik ruhsattır. Allah Azze ve Celle çok evliliğe izin verdi ama teşvik etmedi. Bakın o dönem insanları 30-40 hanımla evleniyor. Ve zulüm ediyorlar. Adalet de yok. Rivayetlerde Ebu Leheb'in kaç hanımından bahsediliyor? Ebu Leheb'in 100 tane hanımı olduğundan bahsediliyor. Kur'an bu sınırı o dönem için 4'e çektiğinde onlar ceza olarak algılamışlar bunu. Biz kadınlara istediğimiz gibi zulüm ediyorduk. Siz nasıl bunu 4'e çekebildiniz diye. Peki az önce rakamları okudum. Sahabe rahatlıkla çok evliliğe bulaşabilmiş mi? Hayır, çünkü orada adalet kuralları mevcut. Sahabe, yahu onların arasında bu adaleti nasıl sağlayıp ahirette hesap veririz diye ödü kopmuş. Oranları az önce okudum. Birçokları buna meyledememiş. Şimdi bunlara maalesef meyleden arkadaşlarımızın birçoğu da yanlış fetvalarla, biraz nefsi meselelerle meylediyorlar. İyice suyu bulandırıyorlar yani. Biraz gönlü birisine meftun oluyor. Gel diyor, işte bunun sırası var, sayısı var diyor. Bir tanesini buluyorlar, şöyle yapalım diyor. Canı sıkılıyor, 3 ay sonra ne veriyor? Talak veriyor. Tabii sonra canı tekrar kavuşmak isterse onu bozacak fetva da var mı? Var. Yani ben zaten hiç o talak meselesini anlayamadım. Çünkü adam ne şekilde talak verirse versin, ya bu talaktan dönüş var diye bunun bir ruhsatı var. Yani o zaman talak diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Çok enteresan noktalara geldi konular. Tabii ulemamız daha iyi bilir ama bizim de yaşadığımız çok enteresan meseleler var. Yani her birisinde talağa geri dönecek bir ruhsat varsa o zaman bu talak niye var? 3 talak meselesi. Bence onlara dikkat etmek lazım. Bir ince çizgi hatasında evinde yaşadığın insanla nikahlı değil, zinalı bir halde yaşama ihtimaliniz mevcuttur. Bu talak meselesinde yapılan ufak bir yanlışta. Bunun nesle bakan yanını buyurun, sizin hesabınıza ben bırakayım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hanesinde aynı anda kaç kadın var demiştik? 9 hanım. Şimdi bir soru sorayım size. Bir hanımla baş etmek kolay mı? Bakın üzücü bir şey söyleyeyim. Böyle nice dilde kabadayı olan adamların bazı olaylar yaşadığında böyle davşana döndüğüne çok şahit oldu şu kardeşiniz. O yüzden yani o sahtelikleri gördüğüm için böyle benim gözümde Üstad Hazretlerinin delikanlılığı falan çok ayrıdır yani. Çünkü dışarıdaki konuşmaların birçoğu biliyorsunuz kuru. Mesela yani kınsız kılıç kullanıyorlar. Önüne gelene vuruyor kılıcı, artık hangisini keserse. Bak nice baba yiğitler var öyle değil mi? Kükrüyor hoyt diye falan. Tam adamı evdeyken telefonla arayın.
Ya bir şey soruyorsun, tavşan sesi geliyor. Cevap gelmiyor. Cevap gelmiyor ondan. Değil mi? Allah Allah. 9 hanımı bir hanede. Yani hücreleri farklı değil mi? Hücretün ne demek? Oda. Odaları farklı farklı ama hani 9 hanımı birden. Adaletli idare etmek kolay mı Allah aşkına? Ve o annelerimiz nasıl cevvaller? Bir Ayşe annemize malumsunuz. Nasıl pırlantalar? Öyle insanların evinde gün gelmiş, ocak tütmemiş. Bak, Ayşe annemizin var rivayetleri. Biz yağ bulsak yemek yapardık. Ne ışık yakması? Hani ışık, ışığı yayla yakıyorlar ya. Bunlar geçiyor Ayşe annemizin söylediklerinde. Biz o zaman yağ bulsak ocağı yakardık diyor. Ne ışık yakması? Ve saadetlerinden hiçbir şey eksilmemiş. Şimdi 9 hanımınız olacak aynı anda. Birçoğu yaşlı, dul, bir sürü çocuklar var mı? Var. Ve o dönemin insanına bakın, istediğini istediği zaman alıyor mu evliliğine? Alıyor. Efendimiz Aleyhisselam öyle mi yapmış? Birazdan göreceğiz ne yapmış bak. Haşa. Kolay mı Allah aşkına 9 hanımı bir hanede idare edebilme meselesi? Bir de o evde ne yaşansa o eve vahiy geliyor. İlah hadisesi yaşanıyor. Biliyorsunuz vakayı. Vahiy geliyor. Süt hadisesi yaşanıyor. Bir anda vahiy geliyor. Yani öyle bir hanede, öyle bir şekilde yaşamak Allah aşkına kolay mı zannediyorsunuz? Ne kadar zor bir mesele. Demek ki konunun tek olayı İslam'ın mesajını ulaştırmak ve evde hanımefendilerden muallimeler yetiştirmek olacaktır. Bir soru sorayım size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok evlilik yapmak zorunda mıydı? Evet zorundaydı, çok güzel. Niye? Ümmete muallimlik yapacak anneler orada yetişti. O annelerimizin kimisinin yaşı küçüktü, kiminin yaşı büyüktü, kimisi duldu, kimisi çocukluydu. Şuraya dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının büyük bir kısmı nerede geçti? Evinde geçti. Evinde yaşadığı olaylar, ibadetler, özel ev durumları, orada bilmemiz gerekenler. Kim ulaştıracak bize bunları? Bir insan 24 saat onun evine girebilir mi? Hanım olmazsa asla. Demek ki o hanımlar, o mübarek annelerimizin en önemli vazifelerinden bir tanesi, onlar gelecekte ümmeti yetiştirecek muallimeler. İbn Abbas diyor ki, aklıma takılan yerleri sorduğum kişi Hazreti Ayşe'dir. Birçok hadislere hayır böyledir diye düzeltme yapan isim Hazreti Ayşe'dir Allah aşkına. Yani İbn Abbas Efendimizin Haşam İlal Huzur hayızlı kadın meselesiyle ilgili verdiği bilgileri öğrendiği kişi Hazreti Ayşe'dir. Ya şimdi o kurban olduğumuz annelerimiz sürekli böyle katiplik etmese, ya ne yapıyor diye her anı bize bildirmese, biz şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatının çoğundan mahrum kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bak şimdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın savaşla geçen hayatı 600 gün. Yani 23 yılın 2 yılı. Kalan 21 yılı devlet yönetiyor, insanları inşa ediyor ve bunun ciddi bir kısmı evinde geçiyor. Bakın çok önemli mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 gün içinde her gün bir annemizde kalıyor. Doğru mu? Her gün bir annemizde kalıyor. Şimdi Ayşe annemizin bazı ahvallerini anlıyorsunuz değil mi? Ayşe annemiz çok seviyor onu. Şimdi ilk evlendiğinde Sevda annemiz var, Ayşe annemiz var. Yani bir gün onda, bir gün onda. Sonra sıra kaç günde bir gelecek Ayşe annemize? 9 günde bir. Şimdi Ayşe annemiz çok özlüyor. Şimdi 9 günde bir annemizde olmasına rağmen yemekleri topluyorlar. Neden? Çünkü orada şahit olunması gereken meseleler var ve mübarek annelerimiz o meseleleri alacaklar. Geleceğin nesillerine imamlık edecekler. Birçok tabi'in imamı annelerimizdir. Ümmü Seleme'nin hadisin incelikleriyle ilgili verdiği bilgileri görseniz aklınız şaşar. Ayşe annemizi zaten bahsetmiyorum bile. Böyle meseleler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına geçeyim. Ufak kısa bahsedeyim. Ama ondan önce hanımı olmayan bir kişiyi anlatmak istiyorum. Ümmü Hani kimin kızı? Ebu Talib'in kızı. Yani Hazreti Ali'nin ablası. Efendimiz Aleyhisselam 20'li yaşlarda Ümmü Hani ile evlenmek isteyecek. Bazı sebeplerden dolayı Ebu Talib bu evliliği istemeyecek. Daha sonra Ümmü Hani evlenecek, eşi vefat edecek, kaç tane çocuğu olacak. Gün gelecek zaman Mekke fethine gelecek. Mekke fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hani'yi görecek ve Ümmü Hani ile tekrar evlenmek isteyecek. Ümmü Hani diyecek ki, ya Resulallah ben yaşlandığım bir sürü çocuğum var, sana bu halde yük olurum diyecek ve o evlilik tekrar gerçekleşmeyecek. Bu bilgiyi de araştırma yapan arkadaşlar kitaplarda bulur diye verme ihtiyacı hissettim. İlk evliliği. 1. Hatice binti Hüveylid. Kendisi Esed oğullarındandır ve Kureyşlidir. Çok hızlı geçeceğim. Özet bilgiler vereceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi gençliğinin baharında 25 yaşında. Hatice annemiz kaç yaşında? 40 yaşında. Bak şimdi. Mekkelilerin o genç yaşlarında kaç tane evlilik yaptığını düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25'inden 50'sine kadar Hatice annemizle evli.
Ve Hatice annemiz iki evlilik yapmış öncesinde. Oradan kalan da buyurun. Üç tane de çocuğu var. Şimdi söyleyenlerin söyledikleri nasıl ifadeler görüyorsunuz değil mi? Bakın. Efendimiz Aleyhisselam 50 yaşına kadar Hatice'siyle olacak. Ondan kaç çocuklar olacak? 6. Efendimiz Aleyhisselam'ın toplam kaç çocuğu vardı? 7. O birisi kimden? Mariye annemizden Hazreti İbrahim. Hatice annemizle 50 yaşına kadar devam edecek. Kendisi 50 yaşına geldiğinde, Hatice annemiz 65 yaşına geldiğinde Hatice annemiz vefat edecek. O doyamadığı Hatice annemiz. Onunla ilgili nice meseleler var ama onu Hatice annemizle ilgili yaptığımız derslere havale ediyorum. Kendisi 50 yaşından 52-53 yaşına kadar dul kalacak. Bakın, çok önemli meseleler bunlar. Öyle sıcak bölgede bir insanın 53 yaşı demek, bizim buralarda 63 yaş demek. Neden anlatıyorum bunları? Diğer evliliklerini 53 yaşından sonra yapacak. Yani affedersiniz, garizeyi beşeriyenin belki de söndüğü dönemlerde, öyle midir? Bak, Allah Allah, yani ta hevesat-ı nefsiyenin bir insanda olamayacağı yaşlarda, o dönem 53, bizim buralara göre 63 yaş sayılacak. O yaşlardan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evliliğini yapacak. Evliliği yaptığı nice annelerimiz var. Yaşlı, dul, kaç tane çocuğuyla geliyorlar. Ya Allah aşkına, Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'a kaç kere teklif ettiler istediğiniz kızları size verelim diye. Ettiler mi? Hangisini kabul etti? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben bu davadan dönmem. Şimdi benim Üstad Hazretleri ile ilgili bazen tefekkürüm oluyor da. Yani böyle kabalık olur mu bilemiyorum. Bazen bazı ifadelere denk gelince şunu diyorum. Yani sanki basit bir tefekkürü gibi geliyor. Ömrü hayatını adamış, bir mahalle muhtarlığına dahi adaylığını koymamış bir insana bunları söylemek çok vahşice geliyor bana. Salya akıtmak gibi geliyor bana. Yani her şeyi yapabilecek insanlar hiçbir beklentiye girmemiş. Bunlara laf etmek bir kalbin karalık seviyesini gösterir. Başka bir şey göstermez. Anlıyorsunuz değil mi? Elinde nice imkanları olan bir insanın evlilik serüvenlerini anlatıyorum sizlere. Allah Allah. 2. Sevde binti Zem'a. Amir bin Lüey'den, kendisi Kureyşli. Hatice'den sonra 53 yaşında kimle evleniyor? Sevde annemizle evleniyor. Lütfen dikkat edin, lütfen. Sevde annemiz 50 yaşından fazla 6 çocuk sahibi. Kendisi Medine'ye geldiğinde nikahında sadece kim var Efendimiz Aleyhisselam'ın? Sevde annemiz var. Sevde'nin eşi Habeşistan hicretinden sonra vefat edecektir. Çocukları mağduriyet yaşayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağduriyetten kurtarmak için Sevde'yi himayesine alacaktır. Allah Allah. Devam edeyim. 3. Ayşe binti Ebu Bekir Kureyş. Ayşe annemizle Mekke'de nişanlanacak. Medine'de hicretin birinci yılında da evlenecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Ayşe annemiz 28 yaşında. Kendisinden sonra 47 yıl daha ümmete annelik edecektir, yaşayacaktır. Daha genç yaşta kalbine hiçbir şey gelmeyen ümmete muallimlik edecek annemize bakın. Nazarını kime bağlamış? Sadece Efendimiz Aleyhisselam'a bağlamış. Gözü ondan başka bir şey görmüyor. İşte tam böyle bir muallime lazımdı. Allah Allah. Vahyin gölgesinde büyümüş bir muallime. Ayşe annemizle ilgili şu bilgiyi vermem lazım. O dedik ya dünyaya muallime. Kendisi 2210 hadis rivayet etmiştir. Yani biz birçok meseleyi kimin sayesinde öğreniyoruz? Ayşe annemiz sayesinde. Kendisi hadislerin mihenk taşıdır. Bir de her sorulan soruya cevap veriyor. Kendi yeğeni var, Urve bin Zübeyir. Büyük ablası Esma annemiz kiminle evli? Zübeyir bin Avvam'la. Yeğenin adı nedir? Urve bin Zübeyir. Diyor ki ya ana, sen bunları nereden biliyorsun diyor. Ya tıptan soruluyor, tıptan cevap veriyor. Ayşe annemiz diyor ki oğlum diyor, ben kimin talebesiyim diyor. Bak kimin? Efendimiz Aleyhisselam'ın. Olaylara bakın. Aa, şunu anlatmam lazım ya. Efendimiz Aleyhisselam Ayşe annemizi Hümeyram diye seviyor. Ne demek Hümeyram? Al yanaklım demek. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahireti anlattığı bir evrede Ayşe annemiz ağlamaya tutuluyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Maleki ya Ayşetu, neyin var ya Ayşe diyor. Fezekertüm nara ya Resulallah. Allah'ın ateşini hazırla, hatırladım ya Resulallah diyor. Hel teskurun ehlikum, sen o gün gelince ehlini hatırlayacak mısın diyor. Bakın diyen kim? Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Az önce bahsettiğim ümmetin annesi. Çok enteresan mesele. Dinin üçte birini ondan öğrenin dediği isim. Bu haneye cehennemlik bir kadın giremez dediği isim. İfk vakasında Nur suresiyle iltifatlar edinen isim diyor ki sen ehlini o kıyamet günü hatırlar mısın diyor. Bu defa Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Emme fî selâseti mevâti nefâleti yeskurûne ehadun ehadun ya Ayşetu diye. Yani o üç yer var ki ben orada hiç kimseyi hatırlayamam ya Ayşe. Birisi fil mizan. Mizanın yanında ameller tartılırken
bugün derdini çektiğimiz kimse kimseyi hatırlayamayacak. Hükümler verilmiş kişinin ameline göre defterler dağıtılırken kimse kimseyi hatırlayamayacak. Sırattan karşıdan geçme mücadelesi vaktinde kimse kimseyi hatırlayamayacak. Çok önemli bir meseleyi söylemem lazım. Şeytanın bizi kandırdığı nokta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ulufe dağıtır gibi cennet dağıtmıyor. Üstadın dediğini anladınız mı? Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ulufe dağıtır gibi cenneti dağıtmıyor. Ayşe annemize dahi o dehşetli günde seni dahi hatırlayamam diyorsa, kimin güvendiği ne kadar ameli varsa alsın başına çalsın. Bunu diyen ümmetin annesi. Allah Allah. Çok enteresan. Dört ümmü Habibe annemiz Remle binti Ebi Süfyan. Bir yeri yakalayabildiniz mi? Ebu Süfyan'ı değil mi? O zaman kimden? Ümeyye oğullarından yani Kureyş'ten. Kendisi Ebu Süfyan'ın kızıdır. Hadi bakalım kocası kimdir ilk kocası? Ümmü Habibe'nin ilk kocası kimdir? Ubeydullah bin Caş'tır. Kendisi 1. Habeşistan hicretinde Hristiyanlarla ticarete biraz fazla tutuşur. Onlara meyleder. Sonra da irtidat eder, dinden çıkar. Sonra da içki içerken ölür gider. Enteresan bir mesele değil mi? Kimdir biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğludur. Şaka gibi bir olay değil mi? Biz biraz severiz yani seyitlik, şeriflik meselesi. Tabii çok güzel bir meseledir ama risksiz bir mesele değildir yani. Ya değil mi? Hicrette kocası irtidat edip öldükten sonra yapayalnız Mekke'ye dönecektir. Orada yaralıdır, yalnızdır, kalbini güldürecek bir teselliye ihtiyacı vardır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Habibe'yi nikahına alacaktır. Öyle candan bağlıdır ki Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke fetih zamanında o dönemlerde babası Ebu Süfyan gelip hanesine girip Efendimiz Aleyhisselam'ın minderine oturmaya çalışacak. O zaman Ebu Süfyan iman etmiş mi? Etmemiş. Kalk o minderden, minderi kirleteceksin diye babası Ebu Süfyan'ı bile oturtmayacaktır. Muhabbete, hassasiyete bakar mısınız? Evet. 5. Ümmü Seleme, Hint binti Ümeyye. Kendisi Mahzum oğullarındandır, yani Kureyş kabilesindendir. Bir ifade kullanacağım, yanlış anlaşılmasın, zihinlere otursun diye. Kendisi Ayşe annemizle kıyaslandığında bir nine yaşlarındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinin hikmetini anlattık ya. Kendisi çok kamile birisidir. Hadis nakillerinde bir muallimedir. Mekke'de Müslüman olur. Kocasıyla Habeşistan'a hicrete gidecektir. Necaşi'nin himayesine girecektir. Ekmek verilirse yenir, su verilirse içilir. Yoksa hiçbir şeyden istemez. Hiçbir minneti yok kimseye. Dönünce Medine'de hanımlara anlatacaktır bazı durumları. Bazıları da biz Efendimiz ile kaldık, Medine'ye hicret ettik deyince o biraz incinecektir. Hani Efendimiz Aleyhisselam'la yan yana olamadı ya ondan dolayı. Efendimiz de sen onlara de ki sizin iki hicretiniz vardır. Yani hem Habeşistan hicretiniz var hem de Yesrib hicretiniz vardır. Kocasıyla Medine'ye hicret eder. Kocası şehit olur Ebu Seleme. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer ona talip olur. Ama ikisini de istemez. Kendisi kimi isteyecektir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Efendimiz Aleyhisselam onunla evlenecektir. Tekrar hatırlatayım, kendisi hadis ilmindeki nice inceliklere vakıf olan bir annemizdir. 6. Hafsa binti Ömer. Adi oğulları Kureyş. Kim oluyor Hafsa binti Ömer? Hazreti Ömer'in kızı. Doğumu 604-605. Ayşe annemizle hemen hemen yaşıt sayılır. Kendisi heybetli ve çok güzel bir annemizdir, öyle tarif ediliyor. Çünkü babası nasıl? Babası heybetli. Hazreti Ömer'in tariflerine bakın, tek eliyle deve yatırdığı söyleniyor. Deve deve. Koyun değil ha, deve yatırdı. Hafsa annemiz de onun gibi heybetli. Yani hem madden heybetli hem manen heybetli. Talipleri çoğalacaktır. Kendisi Huneys bin Hurafe ile evlenecektir. Evlendiği yer Mekke. Hazreti Ömer ile hicret ederler, Medine'ye yerleşirler. Kocası Bedir'de şehit olacaktır. Daha sonra da bazı burada ince meseleler var. Şöyle yani Hazreti Ömer'in evinde bir fakr-ı zaruret yaşanacak. Şimdi o zamanda da şöyle yani kızınız bekarsa böyle güzel bir Müslüman bulduğunuzda evlendirmek istersiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a götürecek ve Hafsa annemiz onunla evlenecektir. 7. Zeynep binti Caş. Buyurun Efendimiz Aleyhisselam'ın neyidir?
halasının kızıdır. Kendisi Kureyş'tendir. Evet. Detayları ders yaptığımızdan dolayı burada bırakıyorum. Şimdi 7 tanesi Kureyş'ten dedim. 7 tanesi de başka kabileden. Şimdi de onlara geçiyorum. Cüveyriye binti Haris. Kendisi Mustalikoğullarından. Detaya girmeden geçeyim. Çünkü yeri geldiğinde Cüveyriye annemizi anlatacağız. Nerede evlendiği, nasıl evlendiğini. Esma binti Numan. Kinde oğullarından. Görüyorsunuz değil mi? Farklı kabilelerle ilişkiler kurulması için. Zeynep binti Huzeyme ve Meymune binti Haris. Amr bin Sasa'dan. Bak burada enteresan bir olay var. Zeynep annemiz vefat ediyor. 3-5-6 ay içerisinde bu sefer Meymune annemizle evleniyor Efendimiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim Amr bin Sasa ile ilişkimin, dirsek temasımın devam etmesi lazım diyor. Şimdi evlilikleri ne için yaptığını anlıyorsunuz değil mi? Ya. Diğer bir annemiz Mariye binti Şem'un. Mariye annemiz nereliydi? Mısırlıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir çocuğu olan bir annemizdi. Doğru mu? Çocuğun ismi neydi? İbrahim. Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuğu İbrahim Hicri 10'da Rebiül Evvel'in 10. günü salı vefat ettiğinde onun bütün erkek evlatları vefat ettiğinden dolayı o Mekke'nin azıllarından As bin Vail onunla dalga geçmeye çalışacak. Haşa. Görüyor musun soyu kesiği yani Ebter diyecektir. Ebter. Nerede geçiyor? Kevser suresinde. As bin Vail'e cevabı direkt ayet verecektir. Asıl Ebter olan yani soyu kesik olan sensin diyecektir. Ya. İki annemizi daha söylüyorum. Safiye binti Hüyey ve Reyhane binti Zeyd. İkisi de Nadir oğullarındandır. İşte biliyorsunuz Yahudi asıllı Safiye annemiz. Onun da detaylarını vakti geldiğinde söyleyeceğim. Son konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın toplam kaç çocuğu vardır? 7. Kaç tanesi erkektir? Kaç tanesi hanımefendidir? 4 tanesi de hanımefendidir. İsimlerini doğuş sırasıyla sayıyorum. Kasım. Zaten künyesi ne Efendimiz Aleyhisselam'ın? Ebul Kasım. Zeynep. Rukiye. Ümmü Gülsüm. Fatıma, Abdullah ve İbrahim. 6 çocuğu Hatice annemizdendir. Sadece İbrahim, Mısırlı Mariye annemizdendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazılarına o benim ehlimdendir demiş. Hatırlıyor musunuz? Mesela Ahzab Savaşı'nda o bölgenin kazılması meselesini fikir veren Selman Faris için değil mi? Allah Allah. Kimileri onun kanından olmasa da yolunda çok güzel gittiğinden dolayı Selman-ı Farisi gibi onun ehlinden olabiliyor. Allah inşallah bizleri de onlardan nasip etsin diyerekten siyerin bu dersini de bitiriyorum. Sübhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bir sonraki mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği gelmeden önce onun nübüvvetine ilişkin olan mucizevari hadiseler. Fil vakası da mesela bunlardan birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu ne zaman hatırlıyor musunuz? Fil vakasından 52 gün sonra. Mesela bu ve bunun gibi bütün hadiselere irhasat diyeceğiz. Ve bir sonraki dersimizde ondan bahsedeceğiz. Yine malumunuz kısa bir ders olacak yani. Allah Allah değil mi? Sen bypass oldun. Ya. O zaman gitti ya. Ya o gitti diyorsan eklenmiş diyorsun. O diyor bir şey gitti diyor. Seyda abi diyor eklenmiş de olabilir diyor. Kalbe bypass al. Şimdi hocam Allah razı olsun. Ben bir şey daha öğrendim. Mevlütlerde dua ederken mesela Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an-ı Kerim yüzü su hürmetine işte bu abimize rahmet eyle. Kabrini pir-i nur eyle. İşte sayıyoruz, sayıyoruz, sayıyoruz. Sonra diyoruz ki Ya Rabbi cehennemi görmeden inşallah cennete girenlerden eyle. Ama tabii biz öyle deyince cehennemi görmeden cennete girenlerden eyle Ya Rab dediğimiz zaman orada teyzemiz diyor ki işte hocam 7 mevlüdüne de bu hocamız gelsin diyor. Niye? Cehennemi göstermeden geçiriyoruz ya cennete. Şöyle düşünelim, herkes bir şekilde güneşi görür. Kimi çölün ortasında bağlanmış, işkence ederken o güneşi görür ve o güneş onu kasıp kavurur. Habbab bin Eret Efendimizin, Amr Efendimizin başına gelen işkenceler gibi.
Kimi de sahilde güneşlenirken gölgeli bir şezlongun altında güneşi görür ve ne kadar hoşuna gider. Öyle bir güneşi görmek için para verir. En güzel yeri tutmak adına. İşte cehennem de öyle. Herkes görecek ama kasıp kavrulmak için mi görecek? Yoksa o plajda şezlong altında gölgelenir gibi mi görecek? Allah ikinciden eylesin inşallah. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.